Televizyonlarında bu kış gününde bizi izleyen değerli taraftarlarımıza zahmet edip gelebildiğiniz için bu şartta sevgili basın mensuplarına hepinizi sevgi ve saygıyla şahsım ve yönetim kurum adına selamlarım, hoş geldiniz derim. Bu toplantı iptal edilir diye düşünüyorduk, ümit etmiyorduk ama edilseydi televizyondan yapacaktık. Ama bugün yoğun bir katılım var. Zahmet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün yapacağımız toplantıyı hatırlarsanız Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan bir gariplik, atamalarla yaşanan bir gariplik, bu atamayla duyduğumuz endişeleri açıklayan açıklamamızdan bir gün sonra maç sonunda niye endişe duyduğumuzu, niye cumartesi günkü yaptığımız açıklamayı yapma ihtiyacı duyduğumuzu önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağımızı söylemiştik. Endişeliyiz demiştik. Aslında endişelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Ama bu süre zarfında başka gelişmeler de oldu. Herhalde hepimizi son 48 saattir en çok takip ettiğimiz, hatta 36 saat 48 saat bile olmadı, 8 Mart Salı günü yapılan, bizlerle paylaşılan TFF'nin aldığı karar bence tüm ülke futbolunu karman çorman hali getirmiştir, getiren bir adımdır. Ve aslında bizler ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta, üzülerek de haklı çıktığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bugün ben şahsen hazırlanırken zorluk çektim. Çünkü o kadar çok malzeme var ki, yani o kadar çok belki günlük hayatımızda takip etmediğimiz ama her biri bir diğerinden akıl tutulması olan Türk futbolunda yaşanan garipliklerle ilgili o kadar çok malzeme var ki, yani bugün sizlerle hangi birini paylaşacağıma halen de karar verebilmiş değilim. Şimdi şöyle bir Türkiye'deki genel bir tabloya bakalım. Ondan sonra hem Fenerbahçe özelinde hem de Türk futbolu genelinde hakem müessesesi, atamaları vesaire vesaire ilgili görüşlerini paylaşalım. Bakın bu malzeme bir saat evvel çıktı. Ama o kadar önemli ki bunu da ekleme durumu durdu. Dolayısıyla ana konumuza girmeden önce, futbol hepiniz de bildiği gibi milyonlarca taraftarı, onları temsil eden kulüpleri, bu işe çok çok önemli bedeller ödeyen sponsorları, yatırım yapan yayıncı kuruluşu ve medyanın genelini kapsayan, toplumsal gündeme yön veren, yön verebilen, hem maddi hem de manevi çerçeveyi içerisine alan en büyük endüstrilerden biridir. Belki de en büyüğü. Kısacası sektör olarak ülkemizdeki her haneye, herhalde Türkiye'de hiçbir marka yok ki her haneye girebilsin. Ama futbol, Türkiye'deki her haneyi ilgilendiren ve de etkileyen bir konumda olduğu herkesin bildiği bir gerçektir. Fakat bugün nasıl bir ortam var? Türk futbolunda nasıl bir dünya var? Ona bakalım. Kargaşa var mı? Var. Kaos var. Kayırma var. Adaletsizlik var. Belirsizlik var. Güvensizlik var, yoğun dedikodu ve yoğun lobilerle bağdaşmış bir durumda. Kazanma için her yolun mübah sayılabileceği, futbol kalitesi, marka değeri ve barındırdığı insan sermayesinin her geçen gün erozyona uğradığı, zamanı yakalayamayan, finansal anlamda çökmüş, yeni nesle hitap etmekte sıkıntı çeken, zorluk çeken, her geçen gün kan kaybeden ve vasatlığın norm haline dönüştüğü bir konuma ne yazık ki hepimiz el birliğiyle getirdik. Özetle her sene daha da kötü, daha da olumsuz olmak adına üzerine koyarak giden, bir adım düzelmeyi, toparlamayı bir kenara bırakın, İstikrarlı bir şekilde hep geriye saran bir sistem içindeyiz. Ki bu sistem biraz olsun, bir nebze olsun güven çerçevesinde,
Biraz olsun liyakatle, biraz olsun adamcılıktan uzak, lobilerden temizlenmiş ve adil rekabetin norm haline geldiği bir şekilde yönetilse, yönetildiği takdirde, sözlerimin başında da dile getirdiğim gibi topluma zararı değil faydası olan, silkelenip ayağa kalkma potansiyeli çok yüksek olan bir değerdir. Ne yazık ki bugün futbolumuz sporun temel ruhu olan birleştiricilikten çok uzak, toplumu adeta ayrıştırmaya hizmet eden bir durumdadır. Fenerbahçe Spor Kulübü yıllardır bu sistemin en büyük mağdurlarından biridir. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü yıllardır istikrarlı bir şekilde bu yaşanan sorunları da dile getirmektedir. Bu bağlamda duruşumuzda, söylemlerimizde ve bu doğrultudaki mücadelemizde bir gram şaşma olmamıştır. Belki bizim yöntemlerimiz sizlere, bazılarınıza naif, bu sektörde meyve vermeyecek, hatta romantik gelse de göreceksiniz er ya da geç bizim gibi düşünenlerin düşünceleri galip gelecektir. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türk futbolu paydaşlarının çoğunun artık bizlerle aynı noktaya gelmesi, artık sistemin aktörlerini sorgulayan konuda olması da bir nebze de olsa gelecek için umut vericidir. Ancak üstüne basarak söylemek istiyorum ki bu kültür, bu sistem, futbolu yönetenlerin mevcut kalitesi, kısacası statiko devam ettiği müddetçe baş aşağı gitmekten başka hiçbir alternatifimiz yoktur. Belki bu gerçekler size çok karamsar bir tablo çizmektedir. Ama sizler de, bizler de bu sektörün paydaşları olarak bu sistemin içindeyiz. İçinde bulunduğumuz durumu, vehametini nasıl bu noktaya geldiğiyle yüzleşmezsek, kabullenmezsek bu sorunların içinden de hiçbir zaman çıkamayız. Gelelim Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaşadıklarına. Kulübümüz istisnasız, istikrarlı ve sistematik bir şekilde bu yozlaşma sistemin hedefi olarak yıllardır, sadece bizim önümüzde değil, yıllardır pek çok kez şampiyonluk yarışında, bazen son maçta, bazen sezon içinde en kritik dönemeçlerde darbe aldı. Almaya da devam ediyor. En yakın örneği geçen sezon. Bildiğiniz gibi geçen sezon yaşadığımız hakem hataları bile demekte imtina ediyorum. Çünkü hafif kalır. Hakem faciaları nedeniyle taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği gibi 12 ile 15 puan arasında puanımız alenen gasp edildi. Ve ligin ne kadar birinci ile ikincinin arası golf averaj farkı birinci ile üçüncünün arasında 2 puan olduğu bir ligden bahsediyoruz. Yalnız bu bize göre değil. Benim bahsettiğim bu puan kayıpları gri pozisyonlardan da değil. Açık, net, sarih pozisyonlarda kaybettiğimiz puanlardan bahsediyorum. Gri pozisyonlara girersek bu rakam daha da yükseliyor. O dönemde hatırlarsınız, ulusal bir kanalda program yapan iyi tanınmış bir hakem, televizyonlarda yüksek reytingli bir spor programında bir kez değil, iki kez değil, defalarca şunu söyledi. Fenerbahçe'ye karşı bir tutum var dedi. Hakem camiasından birileri Fenerbahçe'yi ne olursa olsun şampiyon yapmayacaklar. Bunu yemin ederek söylüyorum dedi. Bu tamamen kendi kafasını ürettiği bir hayal de olabilir. Bu aynı zamanda spektrumun öbür tarafında da gerçek bilgilere
tanıklarıyla yapılan konuşmalara da istinaden de olabilir. Ama her halükarda nasıl olursa olsun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, MHK'den bu konuya dair, bu iddialara dair, sorumlu oldukları Fenerbahçe'ye dair hiçbir şekilde konuyu soruşturmaya yönelik bir aksiyon, basit bir açıklama dahi gelmedi. Sen orada oturarak rahat mısın, yerde oturarak? Sana bir şey çekelim önüne. İlk defa görüyorum bu formasyonu. Ama futbolda da pek çok şey ilk defa görüyoruz. Yani hiçbir aksiyon, basit bir açıklama dahi, bir hamle, bir reaksiyon, bir refleks gelmedi. Ta ki bu konuda biz başvuru yapana kadar, ondan sonra da dostlar alışverişte görüşün misali basit bir açıklama yapıldı ve devamı gelmedi. Oysa sorumlu, adil, her kulübe eşit mesafede olması gereken bir futbol federasyonu yönetimi böyle bir iddiayı son derece hızlı bir şekilde, hızlı bir refleksle ilgili kurumlarını harekete geçirerek gereken adımları atması gerekirdi. Ve bu sadece Fenerbahçe Spor Kulübü için değil. Bu aslında zan altında bırakılan Türk hakemlerin itibarı ve kamuoyu vicdanı içinde yapması gerekirdi. Niye ben size bunları paylaşıyorum? Bugünün konusuyla belki alakası değil. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bakışını, zihniyetini, yaklaşımını, bir nebze de niyetini daha iyi ifade edebilmek için bazı örnekleri paylaşmak istiyorum. Yani bırakın Fenerbahçe, Türk hakemlerin bir itibarını, vicdanını korumadılar. Adeta üç maymunu oynadılar. Fenerbahçe nefreti TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki Fenerbahçe herhangi bir konuda açıklama yaptığında aynen geçen hafta olduğu gibi da açıklamanın mürekkebi kurumadan apar topar cevap verip tehdit etme cüretini gösterdiler. Başka kulüplerin çok çok daha ağır açıklamalarını, hatta şöyle tabir edeyim, federasyonun içinden geçen açıklamalarını görmezden gelmekte ya da 2-3 gün sonra dostlar arasında görürsün misali yanıt vermektedirler. Bu sefer bizi ülkemizin savcılarına şikayet etmişler. Daha doğrusu savcıları göreve çağırmışlar. Ben bir adım daha öteye gidin. Yüreğiniz varsa bizi Türkiye Futbol Federasyonu savcılığa başvurun ve hakkımızda soruşturma açtırmaya çalışın. Neye istinaden savcıları göreve çağırıyorsunuz? Yani bu kadar ciddiyetten uzaksınız. Zaten geçmişte de bazı konularda savcılığa ilettik dediler, önemli konularda. Ya bir konuyu savcıya iletmeden önce Türkiye Futbol Federasyonu kendi içinde barındırdığı kurumlarıyla bir araştırır, soruşturur, dibine inmeye çalışır. Konuya bir hakim olur, ondan sonra yargıya taşır. Yok, en basit şey, yani yayıncı kuruluş 4 senedir mütemadiyen gelirlerimizi indiriyor. Bunun önüne geçmektense, bizim menfaatlerimizi korumaktansa, kulüpler de böyle istedi deyip, bizi de suça ortak olup işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Aynen burada savcılıkta o yaklaşımları gibi. Mesela bu husumiyeti başka bir örnekte göstereyim. Tam göreve geldiğimizden bu yana tam 10 açıklamamızı saatler içinde bu açıklamaya yanıt verdiler. Saatler içinde. Herhalde başka hiçbir kulüp yoktur böyle bir istatistiğe sahip olan. TFF yeri gelir, bize karşı bariz hata yapan hakemlerini ödüllendirerek savunur. Yeri gelir açıklamalarımıza ışık hızında verdiği reaksiyonlarla. Yeri gelir harcama limitlerini kullanmak adına kulübümüzü tecrit altına almaya çalışır. Yeri gelir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kulübümüzün duruş ve açıklamalarını kişiselleştirerek demeçler verir. Açık ve net bir şekilde bize karşı olan husumetini, tutumunu aslında Türkiye Futbol Federasyonu ortaya koymaktadır.
Hal böyleyken biz ne yapacağız? Hal böyleyken tek yol bu köneymiş yapıyla mücadele etmek ve Türk futbolunu bu zihniyetten kurtarmak için var gücümüzle mücadele etmektir. Şimdi gelelim esas ana konumuza. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi. Hepimiz bildiği gibi Zorba Küçük'tü. Bundan sonra söyleyeceklerimi dikkatle dinlemenizi istiyorum. Ve bir kulüp başkanı olarak, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanı olarak bu sözleri ifade edecek kişinin bugüne kadar bir kez dahi bir hakem ataması, bunu atayın, bunu atamayın veya neden bunu atadınız tarzında hiçbir şekilde ne federasyonla ne de ilgili kurullarıyla iletişime, münasebete, pazarlığa girmemiş, bu konuda sonuna kadar alnı açık bir insanın söylemleri olarak dikkatli dinlemenizi istiyorum. Kaç tane başkan var böyle Süper Lig'de onu da bilmiyorum. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Ama bir kul çıkıp Fenerbahçe Spor Kulübü hakemlerle ilgili, hakem atamalarıyla ilgili bir müdahalede, bir ilişkide olduğunu kimse söyleyemez. Belki şu an bazı taraftarlarımız diyor ki öyle olduğunuz için böyle hatalar yaşıyoruz. Öyle de düşünebilirsiniz. Ters mantıkla bakarsanız. Ama bu sistem değişene kadar, değişse de değişmese de biz bu tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Ama göreceksiniz, er ya da geç iyi olanlar kazanacak. Ben bunu daha evvel de söylemiştim. Evet, son karşılaşmamız. Hakem ataması hafta içi yapıldı biliyorsunuz. Diğer maçlar 6 maç 1 saatte. Diğer 4 maç gece yarısına yakın açıklandı. Hepimiz biliyoruz. 4 büyükler arasındaki mücadeleler puan tablosu nasıl olursa olsun son derece kritik, son derece gergin ve yüksek zorluk derecesinde olan maçlardır. 16 Şubat 2022'de Trabzonspor'la oynayacağımız maç 6 Mart olarak açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi dediğim gibi 16 Şubat açıklandı. 3 Mart Perşembe günü saat 23.55'te Zorbay Küçük bu maçın hakemi olarak açıklandı. Maçın yardımcıları da Bahattin Duran ve Deniz Caner Özel olarak tespit edildi. Aynı gece yine hepinizin bildiği gibi Zorbay Küçük Alanya'da Alanya Spor, Gaziantep Spor Türkiye Kupası maçını yönetti. Ve bu maç uzatmalara gitti. 11 sularında maç sonuçlandı. Saat 23.22'de Türkiye Futbol Federasyonu hafta sonu oynayacak maçla ilgili tebligatını Zorbay Küçük'e yaptı. Şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Rahatsızlığımızın nereden kaynaklandı? Rahatsızlığımız şuradan kaynaklanıyor. İşini doğru yapan, becerikli yapan, geleneklerine, tahammüllerine sadık kalan bir anlayışla bu atama yapılsaydı, konuların böyle gerçekleşmesi söz konusu bile değildi. O yüzdendir ki biz bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. İnşallah müdahale olmuştur da bu yapılmıştır. Aksi taktikte son derece beceriksiz, son derece kifayetsiz, son derece amatörce bir yaklaşım olduğunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bu iş kalıplara ve teamüllere o kadar aykırı ki biz açıklama yapmak zorunda bile kaldık. Dolayısıyla şunu sormak mecburiyetini hissediyoruz. Zorbay Küçük'ün gece yarısı apar topar bu maça atanmasının mantığının altında neler yatmaktadır? Perde arkasında müdahaleler var mıdır? Bir de şunu söylemek istiyorum. Böyle belki sosyal medyaya ve basına taşınmadı ama bazı başkanlar arasında şöyle bir konuşma yapılmış.
Zorbay Küçük konusunda federasyondan biri benimle temasa geçmiş. Bu hakemi uygun bulmadığımızı sormuş. Ben de adil yönetsin demişim. Böyle bir şey sizin kulağınıza geldiyse yakından uzaktan söz konusu değildir. Federasyonda hiçbir kul benimle böyle bir konuşmaya, muhabbete girmeye yüreğe yetmez. Çünkü bizim duruşumuzun ne olduğunu gayet iyi bilirler. Dolayısıyla bizde böyle bir görüşme yapılmamıştır. Bu garip, alışagelmişin çok dışında olan bu açıklama bize göre son dakika yapılan bir değişiklik sebebiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir ihtimalle bu maçın ilk düşünülen hakemi Zorbay Küçük değil, bambaşka bir isimdi. Ancak son dakika müdahalesiyle hakem değiştirildi. Niye böyle düşünüyoruz? Tek tek maddeleriyle sıralayayım. Normal şartlarda hep tahammüller, kalıplar diyorum. Böyle bir maça atanacak hakem bir evvelki hafta maç almaz. Yahut da zorluk derecesi son derece düşük bir maç alır. Ve bu maçı da bir sonraki hafta yöneteceği maçın hakem üçlüsüyle beraber alır. Maç verilecekse. Çoğu zaman maçta verilmez. Buradaki amaç nedir? Zorluk derecesi son derece yüksek bir maça atanacak hakemin fiziken ve de mental olarak maça gerekli hazırlıkları yapabilmesini sağlamaktır. Söz konusu hakem Zorbay Küçük ise bu teamülün uygulanması daha da önemlidir. Yani bu hakem için bu teamüllerin en yüksek hassasiyet uygulanması daha da önemlidir. Zira bu hakemimiz gerek fiziken gerek öfke kontrolü konusunda ciddi zaafları olduğu herkes tarafından bilinir. Tüm camianın da bildiği gibi Zorbay Küçük hakemler arasında belki de en çok sakatlanan hakemlerden biridir. Kendisi bir kez bir yıl, bir kez de 6 ay olmak üzere sakatlıklarından dolayı uzun süre sahalardan uzak kalmıştır. Bununla beraber özellikle alt liglerde yönettiği pek çok maç sonrası kulüpler MHK'ye üslup ve davranışları konusunda şikayetlerde bulunmuşlardır. Bir iki sizin atacağınız Süper Lig maçında da futbolcularla polemiğe girmiştir. Dolayısıyla önemli bir maç öncesi gerekli dinlenme süresine en çok ihtiyaç duyan hakemlerden biridir. Şöyle bakalım. Perşembe günü Alanya, maç bitiyor gece yarısı. Bizim araştırmalarımıza göre ki doğru olduğunu düşünüyoruz. O gece Alanya'da yatıyor. Sabah İstanbul'dan aktarmalı öğlen Adana'ya geçiyor. Bir gün orada kalıp ertesi gün tekrar maçı yönetmek için İstanbul'a geliyor. Dinlenmesi için 72 saatten az bir süre var. Bir de kendinizi hakemin yerine koyun. 23-22'de öğreniyorsunuz bunu ve şu duyguya, düşünceye kapılmanız da son derece normal. Herhalde bu maçın hakemi ben değildim. Sonradan, yani tercih ben değildim, sonradan maç bana verildi. Bu atama yapıldı gibi düşünce içinde olması da gayet normaldir ki bu sağlıklı bir düşünce yapısı değildir böyle bir maç öncesi. Ve biliyor musunuz ki bütün bu fiziken, mental hazırlıkların yanı sıra özellikle yine Zorbay Küçük önemli. Çünkü ilk defa bir derbi maçı. Derbi demeyelim de zorluk derecesi. Yani ilk dört büyükler arasında bir maçı yönetecektir. İlk defa hayatında. Ve bir de bunun üstüne yine tahminlerin aksine bu maçı yönetecek hakem üçlüsü ilk defa beraber maç yönetmişlerdir. İlk defa. Bildiğiniz gibi büyük maçlara genelde birbirine aşina olan hakem üçlüsü atanır. Buradan da geçmiş tahammül ve atama algoritmasına göre orijinal planlamada bu maç için kendisinin düşünülmediğini söyleyebiliriz. Orijinal planlama böyleyse de zaten acemice dediğim konu da bu. Amatörce, acemice, özensiz yapıldı. Yani öyleyse daha da kötü diyorum. Bir de şu da enteresan. Keşke o maçın hakemi, gözlemcisi hakem raporu yazmasaydı. Çünkü maç bittikten 20 dakika sonra bir sonraki maçı atama yapılıyorsa demek ki o maçın gözlemci raporunda hiçbir kıymet harbiyesi değeri yoktur. Şimdi burada size aslında paylaşmak istediğim konu
Türk futbolun en önemli müessesesi olan MHK'nin, dolayısıyla tüm hakemlik müessesesinin ne kadar sıkıntılı, ne kadar tecrübesizce, ne kadar amatörce, kör göze parmak usulü hatalarla yönetildiğini anlatmak ve şu soruyu aklınızda bırakmak. Bu gerçekten liyakatsizlikten olan bir şey mi? Yoksa güç zehirlenmesinin verdiği bir özgüvenin eseri midir? Çünkü Türk Hakemlik Müessesesi son 4 ayda yaşadığı bu kara tabloyu Türk futbol tarihinde belki de hiçbir zaman yaşamamıştır. Bugün hakemlerin içinde bulunduğu ki hakemlerden en rahatsız olan, en muzdarip olan biz kulüp olarak hakemlere de geri geldiği zaman sahip çıkmayı da biliriz. Ama bugün hakemlerin içinde bulunduğu psikoloji bu ligin sağlıklı tamamlanması için de büyük risk oluşturmaktadır. Tabii hepimiz maçın nasıl cereyan ettiğini biliyoruz. Aslında bir nebze ilk maçın da özetiydi. İlk maçta maçın hakimiydik. 1-0 öndeydik. Son derece garip bir kırmızı kartla maçtan koptuk. Bu kez yine benzer bir senaryoya maruz kaldık. Maç berabereyken ve bana göre biz açık ara maçın hakimiyken 18. dakikada bir kırmızı kartla uzatmalarla beraber 82 dakikayı 10 kişi oynadık. Ve çocuklara helal olsun. Fenerbahçe tribünlerinin görmek istediği seviyede bir mücadele verdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii burada insan ister istemez de bu zamana kadar neredeydiniz diye sorma ihtiyacı duyuyor. Şimdi bu pozisyonda, bu maçta VAR hakemi Mete Kalkavan. Hakemi VAR'a çağırıyor. Hakemin vücut dilini hatırlayın VAR'a giderken. Ancak aynı Mete Kalkavan bir önceki hafta Kasımpaşa karşısında benzer pozisyona kart vermedi. Ligin 19. haftasında da Konya Beşiktaş maçında Konya Spor'da oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Yani kısacası biz 180 dakikayı, işte uzatmaları da koysanız 10-15, 195 dakikayı içinde sadece 41 dakika 11 kişi mücadele edebildik. Bu durum Türk futbolunda Fenerbahçe'nin bazı rakiplerine karşı nasıl adaletsiz bir yarışın içinde olduğunun örneklerinden bir tanesidir. Kısacası en üzüldüğüm şey korktuğumuz başımıza gelmiştir. Başka bir konu, gözlemci. Bu maça dair başka bir gariplik ise gözlemci. Bu maçın gözlemcisi kimdi? Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Sayın Ahmet İbanoğlu. Kendisi 2 gün sonra 8 Mart'ta gerçekleşen hakem ve gözlemci operasyonunda liste dışı kalan isimlerden biridir. MHK Başkanı'nın verdiği röportaja göre bu operasyon aylardır yürütülen bir çalışmanın sonucu. Durum böyle ise bu kadar önemli bir maça 2 gün sonra kariyerine son verebileceğiniz bir gözlemciyi nasıl atadınız? Niye atadınız? Biz bunun cevabını merak ediyoruz. Hayır, maçtan önce bilmiyorduysanız bu kişinin liste dışında kalacağını, bu 2 gün içinde ne oldu da hakem camiası tarafından güvenilirliğiyle bilinen bu kişi sizin listenizin dışında kaldı? Bu 2 soruya da cevaplamanızı rica ediyoruz. İşin en kara mizah tarafı ise gözlemci tarafından zayıf not alan Zorbay Küçük, Başakşehir Antalya Spor maçı görevi verildi. Zorbay Küçük'e zayıf not veren gözlemci ise liste dışı kaldı. Şimdi İrfan Can'a kırmızı kart verildi. Malum bir kişi dışında bütün hakem otoriteleri bunun yanlış bir kart olduğunu söyledi. Biliyorsunuz kırmızı kart minimum 2 maç. Minimum. Ancak PFDK 1 maç vererek zaten hakem kararında ne kadar yanlış olduğunu kendileri de gösterdi. Ama buna rağmen Zorbay Küçük bu hafta maç alıyor.
Tekrar söylüyorum. Bunlar bütün hakem camiasının geleneklerine, tahammüllerine, kalıplarına aykırı durumlardır. Ve bunlar böyle tek tük istisna değil, artık norm haline gelmiş gelişmelerdir. Dolayısıyla sadece bir atama üzerinden size görüşlerimizi, endişemizi, niye açıklama yapmamız gerektiğini paylaştım. Şöyle biraz daha genele gelelim. Kaosun, güvensizliğin zirve yaptığı, futbola dair en ufak inancın kalmadığı, güvenin kalmadığı, sezonun bence ne düşenlerinin ne de şampiyonun hiçbir önemli olmadığı birlik haline hep beraber el birliğe getirdik. Haline geldi diyorum çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun basiretsiz yönetimi sebebiyle bu kırgı sistem bu kadar ayyuka çıkmışken oynanacak maçların, sonuçlanacak ligin kıymeti de bence kalmadı demeyeyim de yerlerde diyelim. Sezon başından beri birkaç başkan ve TFF yetkilisinin elinde oyuncak olan Türk futbolunun en önemli yapısı Merkez Hakem Kurulu ve hakemler, sonuçları tayin edilen ya da edilmeye çalışılan maçlar, kargaşaya, kaosa sevk edilen toplum, kaosa sevk edilen toplum gündemiyle her rezilliğin artık ortaya döküldüğü bir sezon yaşıyoruz. Sezonun son çeyreğinde hakemlerin görevden el çektirmesiyle garip ilişkiler ağı artık saklanamaz oldu. Bu ilişkiler odağında yönetilmeye çalışan Türk futbolu toplumsal bir problem olma yolunda hızla ilerliyor. Liyakatin yerine biatın talep edildiği, hakemlerin performanslarının yerine kullanılışlık oranına göre değerlendirildiği, biat etmeyenlerin ister hakem olsun ister kulüp olsun büyük sorunlar yaşadığı, yaşayacağı, vasatlığın meşrulaştırıldığı, kanıksandığı, ülkenin bir şehrinin tüm ülkeden büyük sayıldığı, pek çok odan bu çerçevede belirlendiği bir düzen içerisindeyiz arkadaşlar. Kaos, deşifre edilmeyi bekleyen kirli bir düzendir. Sözünden hareketle, bu kirli düzen dün MHK Başkanı'nın yayıncı kuruluştaki açıklamalarıyla artık tamamen deşifre olmuştur. Gariplikler tavan yapmış, gün yüzüne çıkmıştır. Bu kirli düzende en fazla çeken, sancı çeken, en ağır mağduriyeti yaşayan Fenerbahçe'dir. Bununla beraber, bununla en çok mücadele eden de yine Fenerbahçe'dir. Bu oyunun bu kadar kirli olmasının sorumluları elbette vardır. Zaman içinde ya bizim gibi düşünenler ya da bunlar yok olup gideceklerdir. Bakalım zaman bizleri neyi gösterecek. Gelelim 8 Mart açıklamasına. Peçete yok. Evet, hepimizin bildiği gibi 3 gün önce sezonun bitmesine 10 hafta kala, yani 4'te 3 üçü bitmiş sezonun, tarihte ilk defa yapılan bir uygulamayla sanki vicdanlarda rahatsızlık yaratan, işlere karışmışlar gibi ayıklanan hakemler ve gözlemcilere dair bir açıklama yapıldı. TFF ise MHK'nin tamamen kendisinin belirlediği ve kendilerine sundukları hakem ve gözlemci listelerini onaylayarak kamuoyuna açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu açıklamaya derhal tepki verdik. Bu açıklamaya tepki vermemiz ana sebebi isimlerden ziyade bu sürecin yönetiliş şekli, iletişimi ve zamanlamasıyla alakalıydı. Şimdi Türkiye'de Süper Lig'de bir tane kulüp yoktur ki hakemlerden şikayet etmesin. Dolayısıyla hemfikir olduğumuz konulardan bir tanesi budur. Diğer bir konu, bu sorunun, bu kangrenin ivedilikle çözülme konusunda da hemfikiriz. Ancak yöntemlerde hemfikir olduğumuzu
söyleyemeyiz. Tabii ki isimler değişecek, taze kan gelecek, şeffaflaşacak, yapısal değişiklikler olacak, her şey olacak. Biz buna karşı değiliz. Ama bizim şu anki en büyük endişemiz, şu an yapılan hakem mühendisliğinin ileride çok daha kabul edemeyeceğiz sebep ve sahiplerle yapıldığının endişe içinde olmamızdır. Her şeyin yapma bir şekli ve zamanı vardır. Şeklen de yanlıştır, zaman da yanlıştır. Sebeplerini biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla sizle görüşlerimi paylaşırken, ha birdenbire Fenerbahçe hakemlere sahip çıkıyor, demek ki hakemlerden muzdarip değil, rahatsız değil, basit sonucuna lütfen ulaşmayın. Herkesten çok biz bu işin şeffaflığını, adil yönetilmesini, liyakat olmasını, performans bazlı olmasını, hesap verilebilir, denetlenen bir mekanizma olmasını, içinde ceza ve ödülün olmasını vesaire vesaire, bunların hepsini biz istiyoruz. Bizim istediklerimizden her geçen gün daha uzağa gidiyor sistem. Biraz sonra paylaşacağım. Dolayısıyla bu hamle aylar süren çalışma da olsa niyetini sorgulamadan geçemiyoruz. Niye niyetini sorguluyoruz? Çünkü bu dönüşümü, bu reformu yapan kişilerden emin olmadığımız için, niyetlerinden, tecrübelerinden ile ilgili kafamızda soru işaretleri olduğu için. Dolayısıyla biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak en eldivensiz şekilde belirtmek isterim ki, kangren haline gelen hakem sorunlarını yeniden yapılandırarak kalıcı bir çözüm sağlama hedefi ve refleksinden uzak, yeterli liyakate ve profile sahip olmayan kişiler tarafından işine geldiği zaman kulüpleri içine sokmak, içine geldiği zaman sürecin dışına bırakarak yapılması da istediğimiz hedefe ulaşamayacağımızı düşünüyoruz. Yani kısaca bu değişimi yapacak kişilerin niyet ve kapasiteleri olduğuna inanmıyoruz. Öte yandan MHK Başkanı tarafından ifade edildiği gibi aylarca süren bir çalışmanın sonucu olduğunu da kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyoruz. Sayın Başkan diyor ki bunu ben yaptım. Ben sorumluyum. Ben de farklı düşündüğümü ifade ediyorum. Niye? Pek çok sebebi var. Bir tane yakın zamanda yaşanmış bir olayla düşüncelerini destekleyeyim. Bir online toplantı yapılıyor hakemlerle. Yanılmıyorsam 27 hakem var. Seminer diyelim. MHK Başkanı orada Fırat Aydınus'un görüyor ekranda. Aa, sakal bırakmışsın hayrola diyor. O da şu mealde cevap veriyor. Bunları siz araştırıp teyit edebilirsiniz. Beni dinlendiriyor, yüzümü ve vücudumu dinlendiriyorum diyor. Çünkü maç almadığı için dinlendiriliyor. Trabzon Malatya maçını yönetmiş Ocak başı, sezon ikinci yarısı, ilk maçı. 5 hafta dinlendiriliyor. Ha neden dinlendiriliyorsun diyor MHK Başkanı. Ben de bunun sebebini size soracaktım diyor. MHK Başkanı da yani sebebin kendi olmadığı şeklinde bir görüş belirtiyor. O zaman sebebi kimse beraber gidelim ona soralım diyor. Şimdi bu şakayla karışık da denmiş olabilir. Ama bu ciddi bir müessese. MHK Başkanlığı ciddi bir kurum, konum. Dolayısıyla 27 hakimin önünde bu şekilde bir konuşmanın da gizli kalmayacağı bilinmeli. Fakat Fırat Aydınus'un gerçekten ceza almasıyla TFF Başkanı'nın sebep değilse, bir nedeni değilse bütün bu değişimde nedeni olamaz diye düşünüyorum. Sadece bir örnek efendim. Bilmiyorum bu doğru mu? Son dakika.
UEFA Cüneyt Çakır'a çarşamba günü verdiği maçı geri çekmiş. Başka hakem, ülke hakemine vermiş. Duydunuz mu böyle bir şey? Duydun mu? Peki şimdi o zaman biraz gündem dışına çıkalım. Yeni bir gelişme. Son iki hakem olayı. Halil Umut Meler ve Arda kardeşler. Yani görüyor musunuz? Yani belki haklılar değişimi yapmakta ama yapış şekilleri o kadar kötü ki haklı oldukları yerde haksız yere düşüyorlar. Bırakın haksız yere düşmeyi, kaos yaratıyorlar. Bırakın kaos yaratmayı. Hadi içeride kaos alıştık. Yurt dışına ülkemizi müşkül mevkide bırakıyorlar. Halil Umut Meler, Arda kardeşler. Hafta sonu atandıkları maçları kabul etmemesiyle ilgili birkaç görüş söyleyeyim sizinle. Bunu herhalde biliyorsunuzdur. Tamam. Ha, yanlış bir şey söyleyeyim mi? Bakıyorum hiç kafanı sallamıyor. Yani biz de yanlış bilgi almış olabiliriz. Hakemlerin cep telefonlarında bir sistem var. Galiba FYS deniyor bu sisteme. Maçı atandığı zaman bir hakem oraya bir link geliyor. O linke tıklayıp onaylıyorsunuz. Ama tıklamadan önce oraya gelen bilgide söz konusu maçı yani atandığınız maçı yönetecek hakem yardımcıların da isimleri var. Onlarla konuşuyorsunuz. Onların da onayını alıp linke girip tayininizi siz de onaylıyorsunuz ve ondan sonra resmi bir şekilde atamanız açıklanıyor. Dün önümüzdeki 10 maçı yönetmesi gereken hakemlere saat 14'te tebligat yapıldı. Yani cep telefonlarına şöyle çek de markası da çıksın. Cep telefonlarına şu maçı yöneteceksiniz dendi. Bu 10 maçın hakemlerinin 8'i onayladı. 2 hakem onaylamadı. O 2 hakem onaylamadığı için diğer üçlüye yani diğer yardımcılarına da tebligat ulaşmadı. Bu kişiler Manchester City Sporting Lisbon maçından geri dönüşteydiler. Geri dönüş yolundaydılar. Bir şekilde yoldayken temasa geçildi. İkna edilmeye çalıştılar. Olamadılar ikna. Dolayısıyla yani bizim maçımıza galiba Arda kardeşler atanacaktı. 17.40'ta yani ikna edemediler. 17.40'ta ikna edemeyince iki yeni hakem bu maçlara atandı. Galiba Volkan Bayas'tan Başakşehir'e, pardon Fenerbahçe'ye, Başakşehir'de Zorbay Küçük. Geçen haftanın Zorbay Küçüğü atandı. Şimdi bence bu da sıkıntılı bir durum. Zorbay Küçük'ün bu hafta maç alması ama ona değinmiştik zaten. Sonra bu hakemler Türkiye'ye varıyorlar. Varır varmaz Riva'ya çağırıyorlar, çağrılıyorlar. MHK Başkanı ikna etmeye çalışıyor. Biz beraberiz, biz de olun. Yani korkuyorlar ki onlar da artık maç kabul etmeme konumuna girerlerse zaten şey kalmadı. Hakem kalmadı. Tabii salı günü de tahkime gitme süresi doluyor. Liste dışı bırakılanlar için. Tabii onların da tahkime gitmemesi için oyalama, ikna süreçleri çalışmaları devam ediyor. Yani düşünebiliyorsunuz hakemler neye konsantre olsunlar ya? Bu yarattığınız ortamda. Tahkime kim gider kim gitmez bilmiyorum. Bu arkadaşlar sadece bu haftalık mı maçı kabul etmediler yoksa sezon sonuna kadar maç kabul onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Artık gözlemciler boşuna vakit sarf edip gözlemci raporu hazırlamasınlar. Zira o kadar sınırlı sayıda hakem kaldı ki gözlemci raporu zayıf da olsa hakemlere maç vermek zorundalar. Dolayısıyla bu yeni ortamda gözlemci raporlarının da pek bir önemi, değeri kalmayacak gibi gözüküyor. Demin dedim ya bu kişilerin bu reformları, bu dönüşümü yapabilecek kapasitede insanlar olmadığını söylüyordum. İşte alın işte örnekleri tek tek geliyor. İşte şimdi demin Cüneyt Çakır'ı okuduk, bunu okuduk. Biraz sonra başka şeyler de anlatacağım. Şimdi
Aylardır yaptığımız bir çalışma diyor. Biz de buna inanmıyoruz, katılmıyoruz, ikna olmadık diyoruz. Niye olmadık? Onlardan bir tanesi de kangren haline gelmiş, hepimizin kanıksadığı hakem sorunlarının çözülmesi için Federasyon ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir komisyon kuruldu. Çalışmalara başlandı. Bizi temsilen Sayın Süleyman Hurma burada. Biri hariç bütün eski MHK başkanlarıyla konuşuldu. Sorular soruldu. Bilgiler alındı. Çok enteresan, onların yakındıkları, şikayet ettiği konularda neredeyse bizlerin seviyesinde şikayetler ki bunlar MHK başkanları. Bunların üzerine öncelik listesi yapıldı. Sonra bu komisyon dünya çapında bir ismi marka haline gelmiş İFAB direktörü olan Sayın David Ellery'i danışman olarak tuttu. Kendisi bütün paydaşlarla, gazeteciler, hakemler, yöneticiler, federasyondakiler mülakatlar yaptı grup halinde birebir. Ve Mart sonuna çalışmalarının sonucunu açıklayacak. David Ellery Belçika Federasyonu'yla da böyle bir çalışma yaptı. 63 öneri sundu. 63 önerinin 63'ü de federasyon tarafından kabul ederek uygulandı. Belçika futbolunda. Bize de yapacak. Acaba biz onu ikinci fazda tutacak mıyız? Bizi tutmanız gerekir diye yazı yazdık federasyona. Uygulama aşaması içinde. Sadece raporda kalıp yine dostlar alışverişte görsün misali bir şey olmasın diye. Yalnız bu çalışma bitmeden, bu çalışmanın sonunda ciddi değişikliklere gidileceği zaten hepimiz tarafından bilinen, beklenen bir gerçek. Sadece sonuçlarını bekliyoruz. Ondan sonra da önceliklendirip belli bir takvim içinde değişimi başlatmayı hedeflerken böyle radikal bir hamlenin nasıl yapıldığını hayretler içindeyiz. Tamam, yapıldı, olabilir. Şöyle savunuyor bazı arkadaşlar. David Ellery bize sistem yapacak. Hakem isimleri isimlerle alakası yok. Doğru. Ama siz hakemlik müessesesinin %50'sinden fazlasını bir günde, ki bunların bazıları FIFA kokartları, bazılarının tecrübesi dünya çapında bir insanı bir gecede silip atıyorsunuz. Herhalde David Ellery hayretler içindedir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Niye bu çalışmadan önce bu yapıldı? O kadar acil miydi? İki, ya bizim temsil eden başkanlarımız da siz aylardır çalışıyorsunuz. Hiç mi aklınızdan geçmedi? Ya Süleyman Başkan, böyle böyle bir şey düşünüyoruz. Kulüplerle bir görüş, istişare et. Hiç, yani hiç bilgi bize verilmedi. Biz hakemlik camiasını yeniden yapılandırmak, radikal devrimsel adımlar atmak için çalışma yürütürken böyle bir adımdan hiçbirimiz haberi yoktu. Dolayısıyla aylardır böyle bir çalışma sürdürüldüğünü inanmakta zorlanıyoruz. Şimdi tecrübesizlik, özensizlik, amatörlük, acemilik ne derseniz deyin. Açıklanan listeye bakın. Bu sezon başındaki listeye bakın mesela. Süper Lig hakemleri. Plaka sırasına göre yapılır. Yani Adana'dan başlar veya alfabetik deyin, plaka deyin. Onlar yani sistemde plaka sıralaması deniyor. Yahut da kıdeme göre. Bazıları da kıdem ve veya plaka. Ne demek? FIFA kokartları koyuyorsun. Ondan sonra kokartlı olmayanları da plaka sırasına göre sıralıyorsun. Listede kalanlar da gidenlerin de bir sıralamasına bakın. Altında mantık yok. Acaba bu hakem müessesesi tarafından mı yapıldı? Yoksa başkasılar tarafından yapılıp hakemden ellerini tutuşturduğu insan ister istemez düşünüyor. Tamamen başkanın dediği gibi MHK başkanı tarafından yapılıyorsa da ya yeni teamüller oluşturuyor başkan yahut da hakikaten haberdar değil. Bu listeler nasıl yapılan? En azından yani tekrar söylüyorum, yani acemiliği gösteren bir unsur da bu küçük bir örnek. Neyse, iki gün sonra MHK başkanımız Ferhat Bey yayıncı kuruluşa röportaj vermeye karar vermiş. İyi ki de yapmış.
Çünkü biz sebepleri nedir diye soruyorduk. Kendine göre sebepler vermiş. İyi ki de yapmış, keşke de yapmasaymış. Çünkü yaptığı için soru işaretleri daha da tavan yaptı. Spekülasyonlar daha da arttı. Ve hakikaten tecrübesi, sorgulanması gerekecek, akıllarda soru işareti bırakacak söylemler içinde bulundu. Yani bu kaos yeni bir boyuta taşındı. Kendisi ne dedi? Çok şey söyledi yani, o kadar çok paragraf var ki alıp burada saatlerce konuşabileceğimiz, ama ben süre sebebiyle kısıtlı tutacağım. Burası çok önemli. Düşüncesinde hür, düşüncesinde ve davranışında hür olmayan hiçbir insan rahat karar veremez. Hakemlerden beklenen şey rahat ve hür karar vermelidir. Altına imza atarım ben böyle bir söylemin. Bunu yapmayanların kurumu yıprattığına karar verdik. 10 hafta bekleyecek zamanımız olmadığını düşündük. Verdiğimiz kararın bir gün bile beklemeye tahammülü yoktu. Vay vay vay. Demek ki biz yıllardır hür ve ne diyor? Rahat ve hür olmayan hakemler tarafından. Yani biz yıllardır etki altında tutulan hakemler tarafından yönetiliyormuş maçlar. Ya böyle bir söylem söylenebilir mi ya? Gerçek olsa söylememen lazım. Aslında bu cümle her şeyin ne olduğunu çok çok iyi gösteriyor. Rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik. Ben de listeye bakıyorum. Ve hakemlik camiası çok az tanıyan başkan olarak. Ama ev ödevimde yaptım. Yani listenin dışında kalanlar sanki çok daha dik, hür, bağımsız karar verecek. Listenin diğer tarafında kalan hakemlerin ise çok daha fazla kullanılmaya müsait, beklentileri karşılayacak tarzı hakemler olduğunu böyle yaptığımız çalışmalar çerçevesinde gördük. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Ben bunu da paylaşmak zorundayım. Yalnız bu açıklama Türkiye futbolunun Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın tecrübesini ve zekasını sorgulatacak seviyede tarzda bir açıklamadır. Olacak iş değil bu açıklamayı yapmak. Bu sezon düşen takımlardan biri tahkime gidip başvursa ve bu sezon şaibelidir, sebebi de 150 maçın üzerinde görev yapan hakemlerin el çektirilmesi ve MHK Başkanı'nın açıklamaları da dese ne olacak? Haksız mı olacak? Çünkü kendi kendine diyorsunuz ki benim buraya atadığım şu kadar, bu kadar maç yöneten hakemler hür vicdanlarıyla maçlarda karar vermiyorlar. Bizim de yaptığımız açıklamada sorduğumuz gibi sezon boyunca hakem ver olarak yönettikleri bu maçlarda bu maçların akıbeti ne olacak? Saymayacak mıyız? Tekrar incelemeye mi alacağız? Ne yapacağız? Ya sadece son hafta, yani bu karardan önceki 10 maçın 4'ü liste dışı kalan hakemler tarafından yönetildi. Bu soruları sadece Fenerbahçe Spor Kulübü sormamalı arkadaşlar. Futbolun tüm paydaşları, medyasından yorumcusuna, yöneticisinden taraftarına, sponsorlarından aklı selim herkes sormalıdır. Sorgulaması gerekir. Mesela Zorbay Küçük'te verdiğim örnekte dün de kulüplerimde ifade ettim. Yani biz bunu sorguluyoruz. Rakibimiz de bunu sorgulamalı ya. Bu nasıl bir işti kardeşim? Bu kadar önemli bir maça çıkıyoruz. Böyle bir atama tekniği seçiyorsunuz. Sayın Başkan ayrıca şöyle bir vahim bir şey de söyledi. 4 takım yarışıyor olsaydı bu kararı alabilir miydiniz diye soruldu kendisine. O da akıllara durgunluk veren bir şekilde, puan farkı buna doğrudan etken değil ama etki eden şeylerden biri de bu oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu insanlar futbolun doğasından o kadar uzak ki ligin sadece zirvesine odaklanmışlar ve düşme hattındaki kulüplerin kıyasıya bir yarış içinde olduğunu, Avrupa'ya gitmek isteyen kulüplerin kıyasıya bir mücadele
içinde olduğunun farkında bile değiller. İnsan ister istemez kendi kendine tüm bu yaşananlar için bu nasıl bir acemilik, tecrübesizlik diye sormak zorunda kalıyor. Aslında MHK yapılanmasını ve bazı üyelerini incelediğinizde bu sorunun cevabının da çok zor olmadığını görebiliyoruz. Sadece Fenerbahçe maçlarının üzerinde değil, TFF'nin yaptığı birçok uygulama, görev tayin etme ve atamalardaki gariplikler özellikle son aylarda her geçen gün artarak devam etmektedir. Tamamen kendi içerisinde gruplaşmış hakemler ve federasyon yöneticileri, hakem atamalarına, TFF'ye ve kurullarına telkinde bulunan kulüp başkanları. Aslında bizim bugün kamuoyuna yansıttıklarımız, konuştuklarımız hakem camiasında, futbol kulislerinde, herkesin kendi arasında konuştuğu ama kimsenin de çıkıp açık açık dile getirmeyi tercih etmediği gerçeklerdir. Aslında biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. 3,5 yıldır da bu sistem çarpıktır diye her fırsatta söylüyoruz, ifade ediyoruz. Ancak sistemin çarpıklığının gözler önüne seren gerçeklerle kamuoyu bir bir karşılaşmaya başladı. Aynı yeniden yapılandırma gibi hatırlayın, diğer kulüpler imzaladılar. Bir kulüp başkanı bizi ithamda bulundu. Devlete mi karşı geliyorsunuz diye. Biz dedik bu sistem çalışmaz, bir sene de çökecek. Bir sene sonra herkes aynı noktaya geldi. Bununla hiçbir farkı yoktu bu söylediklerimizde. Evet, şimdi birazcık 3 tane üyeyi tanıyalım. Tanırken kimse hakaretle, saygısızlıkla da bulunmak istemiyorum. Ama mütemadiyen söylediğim tecrübesizlik, acemilik, liyakatsizlik konusunun çarpıcı örneklerle gözleriniz önüne koymak istiyorum. Çünkü bu değişmeli bu sistem. Bugün değişir, yarın değişir, insanları da hepsi değişmeli. Şimdi Sayın Başkanımız Ferhat Gündoğdu kimdir? Birazcık bu kişileri tanırsak belki oraya niye atandıklarını ve niye ben tecrübesiz, acemesiz dediğimi belki sizler de aynı noktaya gelirsiniz. Biliyorsunuz 27 Ekim 2001 tarihinde MHK Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu'nun getirildiği bir hepimizle paylaşıldı. Asıl mesleği doktorluk olan ve 10 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak görev yapmış olan başkanımız 12 Temmuz 2021'de yayımlanan 2021-2022 sezonu hakem ve gözlemci kadroları listesinde Süper Lig gözlemci listesinin 1-6 olan A klasman gözlemcisi listesinde yer alıyordu. Niye bu önemli? Yani birkaç ay sonra bütün hakemlerin başına geçecek kişinin gözlemciliği Süper Lig'de bile değildi. Bir alt ligdeydi. Serdar Tatlı'nın MHK Başkanlığı döneminde birinci sıra yedek üye olan Sayın Gündoğdu, Metin Tokat'ın istifa etmesiyle yönetim kuruluna çağrıldı. Ancak ertesi gün Tatlı'nın istifa etmesiyle toplantıya katılmadan bir günlük üye olarak anılmış oldu. Buradaki önemli nokta nedir? Bugüne kadar bir önceki MHK'nin yedek üyesi olan bir kişinin bir sonraki MHK'nin başkanı yapıldığı bugüne kadar görülmemiş bir uygulamadır. Sayın Başkan'ın hakemlik tecrübesi de çok sınırlı. 8-10 diyen var, biraz daha altında, biraz daha üstünde diyen var. Biz 10 maç tespit edebildik ama 10, 15, 5, 25 pek fark etmez. Ama bu konuda da çok sınırlı bir tecrübesi var. 2002 yılında yaşanan etik dışı bir olay iddia sebebiyle hakemlik kariyeri erken sona ermiştir. Ve bu olaydan tam 20 sene sonra Türk hakeminin başına getirilmiştir. Bu konuları sizinle paylaşmamın sebebi, başkanı, MHK başkanı olan kişilerin tecrübeli, çok kuvvetli, dirayetli, her türlü şaibeden uzak ve de en önemlisi
biat etmeyen bir profil olması gerekliliğidir. Öte yandan hakemlik kariyerinin son derece kısıtlı ve dolayısıyla tecrübesiz diyebileceğimiz bir seviyede olması sebebiyle tecrübeli hakemlerin başkanlığı yapmasında da zorlanacağı aşikardır. Ben buradan şu örneği vermek istiyorum. Pilotlar. Pilotlar belli bir süre uçuş saati alırlar, uçuş eğitimi alırlar. Ondan sonra pilot olurlar. Hava yollarında çalışan pilotlar daha kısa mesafeli destinasyonlarda daha küçük uçaklarla uçarlar. Binlerce saat, 5000, 7000, 8000 saat uçuş olduğu zaman da büyük Boeing'ler transatlantik uçuşlar yaparlar. Ve daha da önemlisi, devletimizin uçakları var. Devlet büyüklerimizi taşıyor. Burada uçan pilotlar 500-600 saat eğitimi olan pilotlar değil, 7-8 bin saat uçuş tecrübesi olan pilotlar. Burada da hiçbir farkı yok. Yani hakemlik tecrübesi, hakemlik müessesinin aldığı görevler, sorumluluklar, yönettiği maç, dördüncü hakem, yardımcı hakem, orta hakem. Bunlar çok çok önemli kriterlerdir. Ama burada görüyoruz ki bu kriterler pek de gözetilmemiş. Başkan vekilimiz Sayın Ahmet Şahin kimdir? Hakemlik geçmişi nasıldır? Şaşırmadan bunu söylüyorum. Ahmet Şahin Bey'in neredeyse hiçbir hakemlik kariyeri yok denecek kadar azdır. Araştırmalarımıza göre alt liglerde gözlemci, yine alt liglerde 4-5 maç yönetmişliği söz konusudur. Yani biz doğruyu söylüyorsak, yanlış söylüyorsak da affınıza sığınırım ama tabii çok kolay bunu araştırabilirsiniz. Yani Süper Lig tecrübesi olmayan biri MHK Başkan Yardımcısıdır. Sayın Zekeriya döneminde büyük büyük baskılar sonucu, baskıların kimin yaptığını henüz bilmiyorum ama onu da öğreniriz yakında. Buna rağmen MHK üyesi olmuştur. Buna rağmen dönem MHK Başkanı kendisine pasif görevler vermiştir. Kendisinin AS Teknolojik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limeli Şirket adında bir şirkete sahiptir. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Şahin'in şirketiyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in şirketi olan Limak'ın da ayrıca taşerondur. Başka ilişkileri de başka üyelerle olduğu söyleniyor. Bunları sizinle paylaşacak derecede henüz araştıramadık. Yani araştırmalarımız bizi o noktaya getirmedi ama onu da eminim buluruz yakında. Çünkü böyle olmuş çok insan var bu sistemde. Artık insanlar da konuşmaya başladı. Diğer bir konu ise bu araştırmada net çıkıyor. Bu şahsın hakem eskisi olan bir spor yorumcusuyla yakınlığı da hakem camiası tarafından çok bilinen ve çok konuşulan bir gerçek olmakla beraber bu şahsa, yani bu yorumcuya içeriden bilgileri de paylaşan kişi olduğu bu camia tarafında ifade edilmektedir. Bir diğer iddia ise mevcut MHK Başkanı'nın vitrindeki yüz olduğu, aslında işleri geri planda kendisini yönettiği sık sıkla ifade edilmektedir. Bunları bir yere koyalım. Son derece sınırlı hakemlik kariyeri olan ve TFF başkanıyla direkt ticari ilişki olan birinin bağımsız olması gereken bu görevde bulunması bize göre son derece garip ve sakıncalıdır. Başka türlü söyleyeyim size. Bir nebze şekil ve etik kaygısı olan, hassasiyeti olan, böyle bir menfaat çakışmasına diyelim. Biraz ya şu kadar kaygın olsa böyle bir görev teklif etmezsiniz. Yani ben bir yerde başkan olacağım. Ticari ilişkisi olan birine MHK'nin ikinci adamı yapacağım. Yapmam. Ya yani insanlar ne düşünüyor diye merak ederim, yapmam.
Bu kurumun bağımsızlığı sorgulanır. Yanlış anlaşılır. Dünyanın en dürüst, en iyi hakemi, en tecrübeli olsa da yapmam. Yapmam ki benim gibi insanlar çıkıp konuşmasın burada. Diğer taraftan görev alan kişi olsam şu kadar hassasiyetini kabul etmem. Ya Sayın Başkan, böyle bir görev bana veriyorsunuz ama yanlış anlaşılır. Başka yerlere çekilir. Sizi sıkıntıya sokar. Ya bu, yani dolayısıyla tecrübesizlik mi, güç zehirlenmesi mi? Bunu yani o mu bu mu gidip geliyorum. Bir üyeden daha bahsedeceğim de ondan bahsetmeden önce. Şimdi şeffaflıktan bahsediyoruz. Gözlemci raporları açıklansın. Mümkün olduğu kadar şeffaf olsun. Ya bırakın o noktaya gitmeyi. Biz buradan geriliyoruz. Nasıl geriliyoruz? Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde bir yer var. O yerde hakemlerin isimleri var. Eskiden o isme tıkladığın zaman bu kişilerin fotoğrafı, adı, soyadı, mesleği, bölgesi ve aldığı maçlar yer alırdı. KVKK mazeretleri gösterilerek hakemlerin ne zaman hangi maçta yönettikleri bilgileri bu sezondan beri ulaşılamıyor. Sezon başından beri, yani mevcut merkez değil, bir evvelki merkezden beri, sezon başından beri ulaşılamıyor. Buna da mazeret olarak bu kanunu veriyorlar. Ve sitede ne yazıyor biliyor musunuz? Yani sitenin bilgi bankasının hakemler sekmesinde 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere sayfa yenilenme aşamasındadır. Mart ayı, 3. aydayız. Ağustos'ta başladı. Yani 8-9 aydır bir yenilenme çalışması devam ediyor. KVKK'da sakıncalı olarak olan bilgiler fotoğraf, ad, soyad, mesleği, bölgesi ve aldığı maçlar. Bizim hukukçulara sorduk, pek sıkıntı olmaması gerekir dediler ama acaba hakemlerin aldığı maçları mı saklamak istiyorlar? Diyeceksiniz ki maçları başka yerden de bulursunuz, transfer marketten. Tam bulamıyorsun. Transfer market hakemin üstüne girdiğin zaman aldığı maçlar yazıyor. Yardımcılarını yazmıyor. Dördüncü hakemi, var hakemini yazmıyor. Peki haklıysanız 8-9 ayda bu siteyi hazırlayamıyor musunuz? Kanuna uyumlu hale getiremiyor musunuz? Yoksa bir şeyler mi saklamaya çalışıyorsunuz? Şimdi diğer konuları yaşamazsak belki bunu hiç sormayacağız. Şimdi bizde bir site var burada. Her hakemin aldığı maç tarihi, maç skoru, yardımcı hakemleri var, hakemi var. Takımlar bazında da aynı liste var. Her takım hangi hakemler, yardımcı hakemler var, görevleri yollamış, hepsi var. Bunu bulmak ne kadar zor siz biliyor musunuz şu an? Ya siz bir gazeteci olarak bunu araştırsanız buna, bu bilgide ulaşmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz. Biz çalışmasak bu konuların üstünde, kafa yormasak bizde de olmayacak. Çok arzu edersiniz. Bir iki Fener olsun, size de paylaşabiliriz listeyi. Hakikaten şaka bir yana. Yani bunu bile kötü niyet olmayabilir arkasında ama sorgulanması gereken bir unsurdur. Dönelim metnimize. Bir diğer nokta dikkatinize getirmek istediğim bir başka merak üyesi olan Sayın Şahin, Sebahattin Şahin. Selahattin Bey EPAK üyesi, komisyon üyesi. EPAK nedir? Eğitim Planlanma Araştırma Komisyonu'nda üye olarak görev almaktadır. Ne kadar aktifler bu komisyonlar onu da bilmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz süreçler eskisi gibi çalışmıyor. Şimdi 3 tane hakem atandı devre arasında Süper Lig'e. Bu 3 hakem zaten Nihat Bey göreve geldiğinden beri kural sınavı ve yabancı dil sınavı yapılmıyor. Bir de üstüne üstelik bu Ocak ayında atletik performans testleri de kaldırıldı. Yani Erol Bey hala şansınız var hakem olmak için.
Niye kaldırırsın, başka bir şey yerine koyarsın. Başka bir şey de konmadı yerine. Ve 3 tane hakem atandı. Bizim incelemenize göre sipariş atamalar bunlar. Çoğunlukla Ahmet Sayın, Ahmet Şahin tercih ettiği atamalar. Hakem camiasında hoş karşılanmadı bu atamalar. Ama şunu sormak istiyorum. Niye kaldırdınız ya? Hani bu web sitesine giremiyoruz KVKK'dan. Atletik teste niye gerek yok? Atadığınız FIFA kokartlı hakemler İngilizce konuşabiliyor mu? Yoksa İngilizce konuşamadığı için Avrupa'da bir maç gelince hasta bahanesiyle maça gitmediği oluyor mu? Dolayısıyla EPAK'tan buraya girmiştik. Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu'nda üye olarak görev almaktadır dedim. Acaba bu komisyon bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Ama inşallah yapmıyordur. Ve en azından bu tecrübeli hakemlere eğitim vermiyordur. Niye? Kendisinin hakemlik kariyeri ne yazık ki bir kural hatası sebebiyle sona eriyor. 94-95 yılında oynanan Gaziantep-Denizlispor maçında Gaziantepspor'un offside nedeniyle kazandığı en direkt serbest vuruşu rakip sahadan kullanması ve Sebahattin Şahin'in buna dikkat etmeyerek oyunu devam ettirmesi sonucu yapılan kural hatası başvurusu sebebiyle maç iptal edildi ve yeniden oynandı. Ha, o zamandan bugüne kendini çok da geliştirmiş olabilir, bilmiyorum. Ama bugün hakem camiası verdiğiniz mesaj, hakemlik kariyeri kural hatasından dolayı sonuç yani devam etmeyen, belki de devam etti bilmiyorum. 94-95 diyor. Ne kadar maç aldı onu da bilmiyorum. Yani kariyerinde bu temel bir hatayı yapıyor. Yani bu kişiler işte Cüneyt Çakır gibi, Fırat Aydınus gibi kişilere eğitim verecek, verebilecek, veriyor mu? Verse karşı taraf kabul ediyor mu? Onu da bilmiyorum. Sadece 3 üyeyi dikkatinize getirmek ihtiyacı duydum. Yani buradaki esas şey özen. Özen gösteriliyor mu, gösterilmiyor mu? Şimdi, en önemli konu, hakem atamaları. Hatırlıyor musunuz bir sezon, ilk 5 maçımızda fırtınalar gibi gidiyorduk sezon açılışında. Sonra 5 maç kazanıyoruz, hakem atanmıyor. Maçı kazanıyoruz, hakem atanmıyor. Maçı kazanıyoruz, hakem atanmıyor. Ve hiçbir sıkıntı yok maçta. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5. Sonra bu işin içine girince aslında hakem atamaları, tayinler, atamamalar yani cezalar ile hakemleri çok çok iyi yönlendirebildiği, çok iyi mesajlar verebildiğini öğrendik. Hakemler de sağ olsunlar mesajları okumayı çok iyi bilirler. Hatta mesajın anasını değil sadece satır arasında gayet iyi okurlar. Hakem atamalarında yaşanan tuhaf görevlendirmeler ve hiçbir standardı olmayan atamalara dair birazcık sizlerle görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. En son söyleyeceğim de ilk başta söyleyerek başlamak istiyorum. Geldiğimiz nokta itibariyle özellikle ikinci sezon olmak üzere hakem atamalarında kıstas, hakemin maçta yaptıkları hataların değerlendirilmesi değil, hakemlerin hangi takımlara aleyhine ve kimlerin lehine yaptıkları hata ve aldıkları kararların değerlendirilmesidir gibi gözüküyor. Biraz sonra paylaşacağım örneklerde de görebileceğimiz gibi. İşte bunun son örneği Fenerbahçe-Trabzonspor maçı. Zorbay Küçük'ün bu hafta maç almaması gerekir. Net. Örneklerde çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz hakem atamalarının sadece hakemlik müessesesi tarafından değil, dışarıdan da bazı müdahaleler ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır. Keşke yanılıyor olsak. Ama zaten biraz sonra paylaşacağım örneklerde görüldüğü gibi böyle düşünmeyen insana da böyle düşünmeye sevk edecek konularla karşı karşıyayız. Şimdi bir takımı maçında hata yapan bir hakemi tahammüllerin ötesinde uzun cezalandırıyorsanız, bunu birden çok yapıyor iseniz,
Veya tersten bakalım. Başka bir takımın maçında ciddi hata yapmış, benzer hatalar yapmış veya ceza alması gereken hatalar yapmış hakemi bir sonraki hafta maça veriyor iseniz, burada mesajı almak gayet kolaydır. Biz tabii bu son gelişmeden sonra inanın bilgi akıyor bize. Niye bize akıyor? Herhalde bizim de bu bilgileri ciddiye alacağımızı, değerlendireceğimizi, irdeleyeceğimizi, gerekirse de açıklayacağımızı bildikleri, düşündükleri içindir. Şimdi mesela Ali Palabıyık'ın 3 Ekim 2020'de yönetti. Aslında 3 Ekim o hafta sonu 8. haftaydı galiba. Bizim Trabzon'la maçımız vardı. Rize Galatasaray'la maçı vardı. Aslında o 8. haftadan sonra bir farklı yöne gitmeye başladı lig. Şimdi Ali Palabıyık o maçtan sonra hatırlayacağınız gibi maç almadı. Ne kadar maç almadı? Çok uzun süre maç almadı. 3 Ekim 2021'de maç. Ondan sonra VAR görevlisi olarak 20 Ocak 2022'de Alanya Hatayspor maçına atandı. Bu maçın VAR hakemi de Abdülkadir Bitigen, pardon, o VAR görevlisiydi, aldı. Ali Palabıyık da uzun süre aldı. Abdülkadir Bitigen sonra 6 Şubat Beşiktaş Antalya maçı 0-1, yani 1-0 Antalya kazanmış. Gözlemci nottu bu sene, gözlemcinin verdiği en yüksek not. Ulenberg tarafından tebrik edilmiş. Hatta seminerlerde pozisyon ve hakem kararı örnek olarak gösterilmiş olmasına rağmen bir daha maç alamadı ve galiba listede, değil mi, Abdülkadir Bitigen? Ve kariyeri bitti. Yani ne diyorum? 0-1, yani Beşiktaş 6 Şubat'tan sonra maç alamadı. 8 Mart'ta da kariyeri sonuçlandırdı. Şimdi bu hakemlerin, hakem algoritmalarına aykırı bir durum. Ha, bilmediğimiz bir şey varsa içeride tabii ona da bir şey demiyorum ama bizim gördüğümüz kadarıyla bu kendi içinde pek çok mesaj içeren bir durum. Dört hafta maç alamıyor. Ondan sonra zaten liste dışı kalıyor. Ama burada neyi söylemek istiyorum? MHK bunu seminerlerde örnek olarak kullanıyor, doğru karar olarak. Gözlemci bu sezonun en yüksek notunu veriyor. Herkesin el üstüne tuttuğu Sayın Eğitimin Başı Ulenberg de tebrik ediyor. Ve hal böyleyken bu cezalandırılıyorsa siz buradan hakemlerin nasıl mesaj alacağını artık siz düşünün. Devam ediyorum. Bir de bu arada Ali Palabıyık, işte o Rize maçından sonra Avrupa'da maçları var. Yani 3 Ekim'de bir olay oluyor. O da UEFA maçları geliyor. Ancak TFF formsuz olduğu için maç verilmemesi gerektiğini deyip geri çeviriyor. Şimdi biliyorsunuz Fırat Aydınus, açıklamaya bakarsanız geçen sezon yüksek performansı nedeniyle rica minnet süresi 1 yıl uzatılan hakem. Yaştan dolayı bir sene
Bence de doğru karar. Biz de destekledik bunu duyduğumuz zaman. Ama belki eminim aynaya bakıp pişman oluyordur. Keşke bir sene uzatmayayım diye. Trabzon Malatya maçında galiba şey oldu. Bir 5 hafta dinlendi. Ondan sonra Fırat Aydınus ligin 25. haftasında Altay Çaykur maçına çıkıyor. Aytuğ Çaykur Rize Spor maçına çıkıyor. Ve genellikle de sene başından beri iyi performans sergileyen bir hakemimiz. Rize Spor'a penaltı için VAR'a çağrılıyor. Penaltı vermesi için. Bu bir gri pozisyon. Siyah beyaz pozisyonlardan değil, gri bir pozisyon. VAR da izliyor ve kararını değiştirmiyor. Ve bu maç kariyerinin son maçı oluyor. Belki onun için MHK Başkanı benden kaynaklı durum değil diyor cezalandırdığı zaman. Ali Şans alan, ben ona maç alan demiştim hatırlıyorsanız. Ama iyi ki demiştim çünkü çok maç almış bu sezon. Bayağı maç almışlar bu sezon. O biliyorsunuz Beşiktaş Adana Spor maçındaydı. Adana Demirspor'un son dakika attığı golü ofsayt gerekçesiyle Volkan Bayas'ın uyarısı iptal etti. Pozisyonun yanlış karar olduğuna dair çok yorum yapmasına rağmen sadece 2 hafta bekletilerek bir önemli maç olan Konya Spor Galatasaray maçına hakem olarak atandı. Şimdi ben bunları sizlerle niye paylaşıyorum? Mesela bir tane daha var burada. Bir hafta sonra maç oldu. Yaşar Kemal Uğurlu hatırlıyor musunuz? Rize Giresunspor. Son dakikalarda bir penaltı verdi. Uzun düşündü. Çat diye çalar biliyorsunuz zaten. Bir gitti geldi. Sonra VAR'a çağrıldı. Benim bu sezon gördüğüm en çabuk VAR incelemesiydi. Çat çat gitti geldi. Seyredenler görmüştür. O kadar barizdi ki yanlış düdük çaldı. O kadar barizdi ki çat kapı geri geldi. Ne not aldı? 7.9 almış. Şimdi bilmeyenler için ben hep bu notları şey zannederim. 10 üzerinden. İşte 8-2 alınca çok iyi. 7-9 alınca felaket. Nasıl bir puanlama sistemi? Meğersem kimse 8-9'dan falan fazla almazmış 8-8'den. 7-9 düşük. Gözlemci eski FIFA kokartlı bir hakem İbrahim Aksoy. Yedi nokta demek siyahla beyaz hata yaptı demek. Mesela 8-2-8-3 başarılı, 8-5-8-6 mükemmel, çok başarılıymış bu puan sisteminde. 7.9 alıyor. Dolayısıyla maç almaması lazım bir sonraki hafta. Ama 2 gün sonra VAR görevlisi olarak Kayseri Alanya maçına atanıyor. Galiba bu sezon en çok maç alan hakem. 28 hafta oynadı, 29 kere maç almış orta hakem ve VAR görevlisi olarak. Hayır, bu önemli değil. Alabilir. İyi de bir hakem olabilir. Ancak zayıf notu veren gözlemci İbrahim Aksoy şu an gözlemci listesinin dışında. Bu tesadüf mü değil mi onu da bilmiyorum. Ahmet İbanoğlu'nu da söylemiştim. Bizim Fenerbahçe Trabzon maçının gözlemcisi zayıf not veriyor. Sorbay küçük maç almaması gereken maç alıyor. Kendisi liste dışı. Ama bu da bir tesadüf eseri olabilir. Tamam. Şimdi bir iki tane daha bir örnek vereceğim. Bir tane hakem vardı. Şimdi listede Salı günü yayınlanan maç alacaklar hakem listesinde yok. Çünkü bir evvelki performansından
düşük not alıyor ama birileri devreye giriyor, hafta sonu maç alıyor. Halil Umut Meler. Şimdi Ali Şansal'ın demin söyledim. Hata yapsa da yapmasa da maç alıyor bir kere. Rize Adana 1-1. Gözlemci not, düşük not veriyor. MHK tarafından haftalık değerlenmede hatalı bulunuyor. MHK'nin haftalık maç alacak hakemler listesine konmuyor. Yani cezalı demek. Ancak birileri devreye giriyor ve bir sonraki hafta maçları yönetecek hakemler Perşembe günü açıklandığında Antalya Kanuni maçına atanıyor. Yani 6 Şubat yönetiyor, 13 Şubat'ta maç, kötü not alıyor. Birileri devreye girmeden, girerek yapılsa bile demeniz lazım ki kardeşim ben listeyi açıkladım, ben bunu yapamam. Hani belki onun için güç seyirlenmesi, ha, yap kardeşim peki yapayım, hani listeyi açıkladım falan yok. Ben müşkül mevkide kalırım. Bir hafta dinlensin, o da yok. Ama peki istiyor musunuz? Listede olmayan adam iki gün sonra maça atanıyor. Şimdi bunun gibi onlarca örnek var. Bunlar sadece birkaçı. Ama şu da kesin. Yani federasyon sevdiği sevmediği kulüpler gibi sevdiği sevmediği hakemler olduğunda atamalardan görüyoruz. Bu tablodan çıkan sonuç, bazı hakemler ne hata yaparsa yapsınlar maç alıyorlar. Bazıları hiç hata yapmasa haftalarca maç alamıyor. Ödül ceza sisteminin tersine uygulandığı bir süreç yaşanıyor. Bizi de en çok rahatsız eden konu bu. Bunu da sadece hakemlerin tecrübesizliği, hatalarıyla yorumlamamak lazım. Ama bunu derinine kadar, dibine kadar incelemek lazım. Şimdi bir diğer kişi size bahsedeceğim. Abdurrahman Arıcı'ydı. Bunu bir sonraki buluşmamıza bırakıyorum. Çünkü görüyorum ki önümüzdeki günlerde daha sık buluşmak durumunda kalacağız. Kendisiyle ilgili de sizlerle paylaşmak mecburiyetini hissettiğim önemli konular var. Ama şunu da bilmenizi istiyorum ki bir tane dernek var. Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı. Onların yakında seçim yaptılar. Sayın Arıcı kazandı. Onun listesinde yönetimde olan hakemlerin hiçbir liste dışı değil. Bu da herhalde bir tesadüf. Ama bu derneğin seçimleri bile hakem camiasına ciddi yansımaları oluyor. Onu da irdelemenizi rica ederim. Evet, kaotik bir, yani geldiğimiz nokta adaletsizliğin bence en uç noktası. Veya yozlaşmanın en uç noktası. Şu lafı çok seviyorum. Adaletsizliğin en uç noktası adaletsizliğin adil sayılmasıdır. Şimdi son birkaç şey. Bağımsız olsun hakemler ve kurulları diyoruz. Sayın Yıldırım Demirören'in zamanında Beylerbeyi'nde mükemmel bir tesis inşa edildi. Bu tesisi açma Sayın Hüsnü Güreli'ye nasip oldu ve oraya taşındı. Bu sezonun başında hakemler Riva'ya taşındılar. Ne alaka? Sebep ne? Biz bunu, şahsen ben bunu gündem yaptım. Birkaç kez de sordum. Hatta şöyle bir şey dedim. Ya dedim, buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Zaten hakemlerin maaşını veriyorsunuz, arabalarını veriyorsunuz kurulların. Yani bağımsız olabilmenin yegane ustan bir başka fiziken başka bölgede olmaları. Herhalde dedim, böyle bir karar alıyorsanız hakemlerle telefon trafiğini ve fiziki temas trafiğini minimuma indirmek için böyle başka bir sebebi olamaz bu kararı almanın. Niye? Niye? Çok da güzel bir bina, modern bir tesis. Tahkime hesap vermeye gittiğimiz zaman oraya gidiyoruz. Ben şaşırdım. 11 Şubat'ta hakemlerin yollayacağı raporların posta adresi tekrar Beylerbeyi'ne döndü. Yani bir sezon bitmeden git gel yaptılar. Bu bile aslında süreçlerin, sistemlerin nasıl çalıştığı
açısından bizlere çok şey söylüyor. Mutlu Çelik vardı, bilir misiniz? Eski Mutlu Çelik. O da tekrar dünyaya gelmiş. Alt liglerde, maçlarda, koridorlarda görülüyor. Bazı MHK'lileriyle görüşmeleri tespitli. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Ben de bilmezdim bu işleri. Ama bu kişinin geçmişini ve hakemlik kariyerini ve kendisini biliyorsanız hakemlikten uzak durması gereken biri olduğunu bilirsiniz. Temsilciler tarafından sokuluyor statlara, öyle deniyor. Bunu da inceliyoruz. Başka neler var bakayım size paylaşmak istediğim, sizin sorularınıza geçmeden önce. Evet, Ali Şansal da söylemiştim, o büyük olayların olduğu Adana Demirspor Beşiktaş maçından sonra ağır ceza alması gerekiyordu. 13 gün ceza almış. Ha? Mesela 3 tane hakem demiştim size yeni sınavlara girmeden. Yani onların biri Kürşat Filiz'di. İlk maçına bakın. Alanya Başakşehir maçı. Takip edenler biliyor, orada da büyük skandallar yaşanmıştı. Şimdi Servet Bey'e bir şey sormak istiyorum. Bizim Servet Bey'le derdimiz var. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. Söylediklerimde bir hata ya da bir saygısızlık varsa hatayı da düzeltmeye, saygısızlıkla gidermeye her zaman hazırım. ...2019-20 sezonunda... Bu sefer takım ismi vermeyeceğim. Artık çok fazla aynı isimler dönüyor. Bir hakemi arayıp galiz küfürler ettiniz mi? Bu hakemi tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum. Cevabı bende var. Bizim geçen haftaki açıklamamızdan sonra gördüğünüz herkese ağır yeminler ederek bu işler hiçbir alakanız olmadığını, yani atamalar, hakemler vesaire vesaire ifade ediyorsunuz. Ben de olduğunu ifade ediyorum. Ben değil, biz, hepimiz. Başkasına yaptığım bir çağrı size de yapayım. İsterseniz televizyona çıkalım, konuşalım. Var mı yok mu? Bu işlerin ne kadar ince ayarla yapıldığını siz bizden çok daha iyi bilirsiniz. Sizi insan olarak severim. Ama iş artık nezaketi, sevgiyi, saygıyı, özel ilişkileri geçmiştir. Siz bu sektöre zarar veriyorsunuz. Hakem işlerine girmeyin. Yönlendirme yapmayın. Ya bırakın onu. Yolda hakem görürseniz kafanızı çevirin, kaldırım değiştirin. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak şu cümlelerimizi kafanıza kazıyın. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra bulunduğunuz görevde yapacağınız her şeyi, atacağınız her adımı, her dakikasını, saniyesini gözümüz, kulağımız açık bir şekilde dikkatler sizin üzerinizde. Siz sadece siz değilsiniz. Ama bunu sizden daha iyi yapanlar karda yürüyüp iz bırakmayan bir şekilde yapıyorlar. Siz de hep açıkta kalıyorsunuz. Olağan şüpheli durumuna düşüyorsunuz. Bence bir müddette Fenerbahçe Spor Kulübü'nün maçlarına, en azından bizim stadımıza gelmeyin. Gelmemenizi bir dostunuz olarak sizden rica ediyorum, tavsiye ediyorum.
artık bu işlerle uğraşmayın. Hem federasyonu, hem hakemleri, hem de devlet büyüklerimizi zorda bırakıyorsunuz. Bu size son ikazımız. Sizinle ilgili bazı kongrelerinden disiplin soruşturması açılması ile ilgili başvurular başladı. Öyle bir şey yapmayacağız. Yani Fenerbahçe kongre üyeliğinden ayrılma sebebi olamaz bu şekilde tutumlar. Çünkü iki ay sapla samanı karıştırmayalım. Ama yanlış yoldasınız. Orada yanlış yolda olan bir daha var. Sizin göreviniz adil rekabeti sağlamak. Birkaç kişiye yakın olmak değil, herkese eşit mesafede olmak. Hepinizin, sadece sizin değil. Ama şu an konumuz sizsiniz. Bence tez zamanda bu işi bırakın. Hatta hepiniz bırakın. Meyakesi de Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Ve müsaade edin bu söktüğünü yolunu açın. Sizden rica ediyorum. Bir kardeşiniz olarak, bu sektörün önemli paydaşlarından biri olarak artık geldiğimiz yol gidilecek bir yol değil. Her şey tıkandı, kaos içinde. İşte görüyorsunuz birkaç tane örnek saydım. Sabaha kadar da verebileceğim örnekler var. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile uğraşmayı bırakın. Sayın Başkanımıza da, size de hararetle tavsiye ediyorum. Bizimle uğraşmayı bırakın. Kendi işinize bakın. Varsa beraber yapabileceğiniz çalışma, marka değerini arttırmak, gelirleri arttırmak, sorunları çözmek, ne varsa her zaman katılımcı olduğumu, yapıcım olduğumu da biliyorsunuz. Ama artık bizimle uğraşmayın. Ve bizi de sizlerle uğraşmak durumunda bırakmayın. Saygıyla sizden bunu rica ediyoruz. Şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına. Evet. Şu an sizle paylaşacaklarım bu kadar. Bugünkü buluşmamız tamamen ve tamamen maçta yaşananlar, ondan sonra salı günü yapılan açıklamalar ve geldiğimiz nokta itibarilendi. Tabii hep şikayet edip öneri sunmamak da doğru bir yöntem değil. Ama tekerleği yeniden icat etmeye gerek olmadan bu sorunları çok iyi bir şekilde çözebileceğimizi, kalıcı çözümler üretebileceğimizi, yıpranan bu müessesede güveni tekrar tesis edebileceğimizi, ciddi bir insan kaynağı, eğitimi, değişimi, taze kanların sisteme sokulması, üniversite boyutunda hakemliğin tekrar ele alınması, eğitimlerin verilmesi, biz daha fazla eğitim verin diyoruz, siz daha kısa, daha az testleri kaldırıyorsunuz. Bu son üç hakemin ataması nasıl oldu biliyor musunuz? Şimdi unuttum tarihini. Ocak ayında bir toplantı vardı. 8:30'da buluştular ve 9:30'da buluştular. Bir de yemek yiyip ayrıldılar. O süre içinde bütün testler yapıldı. Yapılmayan testler, uygulanmayan testler. Ve üç hakem Süper Lig hakemi olarak atandı. Yani siz bırakın bu işi daha zorlaştırıp, daha eğitimli, daha kalifiye, daha liyakatli adamları sisteme sokmak için giriş bariyerlerini yükseltmektense siz aşağı indiriyorsunuz giriş bariyerlerini. Niye? Kim, niye yapılır bu? Çünkü istediğimiz isimleri atayalım diye. Öyle düşünüyorum. Belki bir bakın ben defalarca söyledim. Yabancı hakemlere, yabancı meyakülerine karşıyım. Bir Türk olarak onuruma dokunuyor. Ama bir yabancı sistemine dönmeyin getireceği zarar, en azından duygusal olanları, şu an verdiğiniz zarardan çok daha küçük olduğu için belki de bir müddet MHK ve hakemlik müessesine yabancı insan sermayesi sokmanın zamanı geldi de geçti. Evet, hakemler de, yani hakemlere de ciddi sorgulamamız lazım. Hakemler içinde de gruplaşma var. Evet. Bir sürü başkanın dediği gibi yıllardır MHK başkanları değişiyor, federasyon başkanları değişiyor, antrenörler değişiyor, kulüp başkanları değişiyor ama hakemler değişmiyor. Bunların da temizlenmesi gibi bir serzeniş var. Bu da doğrudur ama her şeyi yapmanın bir yolu, yöntemi, zamanı, şekli, şemali vardır.
Siz iyi bir şey yapacağım derken bu kadar kaotik bir ortama sevk etme lüksünüz yoktur. Ve tekrar ediyorum, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu yaklaşımının, niyetinin, bu mühendisliğinin varmak istediği hedefinin konularında ciddi şüphelerimiz, ciddi endişelerimiz var. O yüzden bunları da sizlerle paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Ama artık algoritmaları değiştirebiliriz. İnsan kaynağını, insan havuzunu genişletip daha çok daha küçük yaşlardan torpilin işlemediği, liyakatın işlediği ve dünya çapında hakemler yetiştiren bir Türkiye olabiliriz. Bunun için demin dediğim gibi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yolları, yöntemleri belirli. Yeter ki irade olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz sonuna kadar bu köprüleri yakmak, yıkmak demekse köprüleri yakıp yıkana kadar da biz bir mücadelemizi en azından ben burada var olduğum müddetçe arkadaşlarımla beraber vereceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alalım lütfen. İsminizi ve kurumunuzu da paylaşırsanız lütfen. İrfan 25 Sözcü Gazetesi. Başkanım, siz de bahsettiniz aslında listeler belirlenirken yani o listenin MHK'nin kurallarına aykırı olduğunu ifade etmiştiniz. Bu işin arkasında bazı kulüplerin olduğu iddia ediliyor. Hatta bazı kulüplerin isimleri de veriliyor. İşte Rize Spor, Beşiktaş, Trabzon Spor gibi. Sizin bu konuda hakkındaki görüşleriniz neler? Bir de şu sorum olacaktı. Şimdi MHK'nin verdiği bu karar, yani bu liste belirlemesi, ligi şaibeli hale getirmiş midir? Getirmiştir. Niye getirmiştir? Biraz evvel ifade ettim. Çünkü belki MHK Başkanı daha makul bir konuşma yapıp, daha açıklayıcı, daha mantıklı, herkesin kabul edilebileceği sebepler verseydi belki o kadar değil. Ama dün vicdanı hür olmayan hakemler açıklaması başlı başına sorgulaması gerektiren unsurlardan biridir. Hangi kulüpler deniyor, hangi kulüpler olduğunu ben şu an net bir şekilde açıklamak istemiyorum. Çünkü emin de değilim. Kimin kimle ne ilişkisi var? Emin olduğum tek bir şey var. Bizim hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir şekilde de bu süreçlerin dahilinde değiliz. Ama mesela bir futbolcu şike imasında bulunup, teşvik şikesi imasında bulunup, sevk edilmeden ifadesi alınıp ceza vermeye gerek görülmüyor ise, tarihte ilktir. Sevk edilmeden futbolcu da ya sen ne demek istedin? Şimdi araştırsanız anlarsınız. Veya bir futbolcu cezası o veya bu sebeple erteleniyorsa muadilleri olmayan bir şekilde veya bir hakem 2-3 hafta ceza alması gerekirken 10-15 hafta alıyorsa, yani bunun kodlarını çözmek çok zor değil. Ama ben kimseye itham etmek istemiyorum. Ben bu gidişatın gidişat olmadığını ve bunun er ya da geç adreslenmesi gerektiğini, bizim de bunun için mücadele vereceğimize muvaffak oluruz olmayız. Ne dedim? Ya bizim gibi düşenler sistemde kalacak yahut da o düşünce sistemi. Bu iki düşünce sistemle beraber yaşamak mümkün değil. Zaten bizi yaşatmamak için her şeyi yapıyorlar. İşte görüyorsunuz burada yaşananları. Evet. Aygün Özpek, Radyo Spor ve Ajans Spor. Sayın Başkan, 13 hakem kadro dışı bırakıldı. Daha sonra da Mete Kalkaban kendi isteğiyle bundan sonra maç yönetmeyeceğini söyledi. Ve hafta sonu da bazı hakemler artık maçlara çıkmamak için ufak tefek bahaneler söylemeye başladılar. Şimdi şampiyonluk yarışı var. Bir yandan da küme düşme potası mücadeleleri var. Ve yaklaşık bu hakemlerin büyük bir kısmı yaklaşık 150'ye yakın maç yönetti. Bazı kadro dışı kalan hakemlerden bazıları da 40 veya 50 tane bara girdi. Demin de siz dediniz ki şaibe anlamında bir cümle kullandınız. Bundan sonraki süreçte belki küme düşme potasında bulunan takımlar bu sene küme düşme kaldırılabilir mi diye bir teklif de gelse düşünceniz ne olur onu sormak istiyorum. Fenerbahçe şu anda ikincilik mücadelesi veriyor. Sizin yapmış olduğunuz açıklamalardan sonra da ve kadro dışı bırakılan hakemlere bir mesaj anlamında bu Fenerbahçe'ye bir sıkıntı yaratmaz mı?
Dediğin o gerçekleşirse kaos daha da büyür. İçinden çıkılmaz hale gelir. Yani şu kadar kalan itibarımız herhalde Avrupa'da yok olup gider. Bilmiyorum Malatya Başkanı'nı görmediğim bir açıklama hakkında konuşmak istemiyorum. Ama öyle ya da böyle bu ligi bitirmek zorundayız. Yani yaşadığımız garipliklere ve skandalları bir yenisine eklemek bize faydası olmaz. Evet. Sühagür Anadolu Ajansı. Neresi? Sühagür Anadolu Ajansı. Buyurun Süha Bey. Başkanım, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu'nun dün bir açıklaması oldu. İşte Anadolu futbolu çökerse Türk futbolu çöker. Anadolu futbolu dörtten büyüktür şeklinde. Tabii bir de yayın ihalesi söz konusu. Ve kulüplerin bu manada ekonomik durumları da çok önemli. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Açıklamalara katılıyor musunuz? Teşekkür ederim. Yani ben okudum, dinlemedim. Sonra dikkatime getirildi bu konu. Başkanım bunu iyi niyetle söylediğini düşünüyorum. Türk futbolu dediğim zaman ayrım Anadolu, İstanbul, dört büyük, üç büyük ayrım yapmamak lazım. Böyle yaparsanız ki ben iyi niyetle söylediğini düşünüyorum. Sonra size dönüp derler ki Türkiye'de Trabzon'dan büyük derler. Yani böyle argümanlara girersen. Ama o başkan onun iyi niyetli bir şekilde yayıncılığından dolayı Anadolu kulüplerinin çok daha fazla etkileneceğini, zarar göreceğini ifade etmektedir ki çok haklıdır orada. Dört büyük derken zaten kendini de katıyor diye varsayıyorum. Yani orada kötü bir niyet aramıyorum. Ancak şunu da söyleyeyim. İstanbul'un üç büyük kulübü olmasa da Anadolu kulüplerini hiçbir şekilde ayakta durabilecek bütçesi de olmaz. Çünkü dekodörün %80-90'ını 3 İstanbul kulübü sattırıyor. Ve bu havuzda Anadolu kulüpleri paylaşılıyor biliyorsunuz. Yani ne hangi açıdan baktığınıza bağlı. Ama başkanın söylemleri iyi niyetli ve Anadolu kulüplerine sahip çıkma amaçlı söylenmiş bir şeydi. Zaten toplantılarda da hep böyle konuşuyoruz. Soracağım size, Ahmet Ercanlar bu arada, Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol. Kulüpler Birliği Başkanı olan kulüpler bir avantaj sağlıyor federasyonda, hakemlerde ve başka yerlerde. Bunu görüyoruz. Bu sene mesela Fenerbahçe, Trabzon'da oynanan maçtan önce gazetelerde manşet olmuştu. İşte Ahmet Ağoğlu 8 tane hakemin hakemliğini bitirecek. Belki de hakemler bunlardan çok etkileniyor. Kulüpler Birliği Başkanı olmayı düşünüyor musunuz? Çünkü başka türlü galiba Fenerbahçe'de şampiyon olamayacak. Ve teknik direktör konusunda görüşlerinizi söyleyecek misiniz? Çünkü bir açıklama yapacaktınız. O konuda uzun zamandır görüşmelerinizi söylemediniz, görüşlerinizi. Fenerbahçe başka türlü şampiyon olamıyorsa hiç olmasın. Bir. İki, merkez Kulüpler Birliği Başkanı'na şampiyonluğu başkanlar aslında sana tesadüf de diyelim. Ben bu görüşe de katılmıyorum. Öyle ya da böyle Fenerbahçe şampiyon olur. Kimsenin desteğine ihtiyacı yoktur. Destek de olacaksak da hiç olmayalım daha iyi. Diğer taraftan Kulüpler Birliği Başkanı olmayı düşünüyor musunuz sorusuna zamanı geldiğinde bakarız. Bugüne kadar hiç düşünmüyordum. Ama hani şu dönem Türk futbolunun sadece hakemlik açısından değil pek çok reformların yapılması gereken dönem. Yoksa çok daha büyük sıkıntıya gireceğiz. O yüzden görev düşerse değerlendiririm. Benim istemem de olacak bir şey değil. Loca? Onun da zamanı gelecek. Şimdi bu toplantının şeyi, mesajları geldiğimiz nokta bıçak kemiğe dayandığı bir nokta. Önümüzdeki günlerde hocayı konuşuruz. Sapla samanı karıştırmayalım. Evet. Devrim Zengi, Beyaz TV. Başkanım, geçen sezon Fenerbahçe'nin 14-15 puanla mali oldu dediğiniz hakemler. Bu sezon için böyle bir hesaplama yaptınız mı? Şu ana kadar hani giden hakemleri de düşünürsek, yaklaşık 150 maçın oynandığını düşünürsek giden hakemlerle birlikte. Fenerbahçe daha biraz üst noktalarda olabilir miydi? Şansı daha fazla olabilir miydi? Çok fazla etkilendi mi bundan? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir de ligin şimdi tescil edilip edilmeme durumu söz konusu. İnsanların aklında soru işareti var. Bu konuda federasyona bir görüş belirtecek misiniz? Bir de Ferhat Gündoğdu'nun
Bu kararı kendi başıma aldım. Kulüpler Birliği'nin ve başkanların hiçbir etkisi olmadı, TFF'nin etkisi olmadı şeklindeki soruyu duyduğunuzda ne düşünürüz? Şimdi geçmiş 3 sezona istinaden bu sezon daha az hakem hataları yaşıyoruz. Onu söyleyebilirim. Ama zaten hakem hatalarına da gerek yok. Bizim şansımız o kadar kötü gidiyor ki. Yani şans olsaydı daha, yani şansımız olsaydı daha yukarılarda olurduk. Yani sana birkaç tane örnek vereyim. Mesela Konya'da 3 tane temel oyuncumuz, biri 102 gün, biri 37 gün, diğeri 27 gün bir maçta sakatlandı. Bel kemiği oyuncular. Gustavo, Valencia, Altay. Tesadüftür ki o maçta hiçbir sarı kart yok bu olaylarla ilgili. Ama hiçbir takımı bir sezonda 4 tane omuz ameliyatı geçirmez. Yani Amerikan futbolu oynamıyoruz, rugby oynamıyoruz. Şurada Kayseri ile 4 topumuz direkten dönüyor. Bir penaltı kaçırıyoruz. Zar zor 2-2 bitiriyoruz. Bence bardağa taşınan son damla yine Kayseri ile burada kupa maçımız. Yani olacak iş değil. O maçın öyle bitmesi, o şekilde bitmesi. En çok gol kaçıran, %100 gollükleri kaçan oyuncumuzun bacağına çarpıp ters köşe bizden giden bir futbolcunun vurduğu, attığı bir frikin gol olması filan. Yani bizim şans talihsizlik konusunda da, yani hatalarımızın dışında, yaptığımız yanlışların dışında böyle de bir sıkıntımız var. Bu sene özelinde hakem hataları bizi kritik maçlarda yakaladı. İşte iki Trabzon maçı çok kritikti. Kırılma anlarıydı. İlkinden sonra özellikle biz iyi yönetemedik o süreci. Bir türbülansa girdik. Tescil etme konusunda kesinlikle bizim böyle bir girişimiz olmaz. Yani şunu da burada net bir şekilde söyleyelim. Yani Trabzonspor açık ara en iyi futbol oynuyor. Kimse burada çıkıp şeyi söylemesini de kabul etmem. Yani hakemler sayesinde puanlar alıyorlar. Daha şanslılar. Bize göre onlar hakem konusunda çok daha şanslılar. Ama çok da iyi bir kadro kurdular. Çok da iyi futbol oynuyorlar. Ve bu puan farkı da tesadüf değildir. Tescil edip etmeme konusunda da bence bu saatten sonra bunu konuşmak sürece daha çok zarar verir. Son neydi? Ha, kendi başıma. Şimdi liderlik vasıfları çok önemli. Ben şimdi kendi başıma sorusunu duyunca ya koskoca Türk futbolunun bu kadar radikal kararını 84 milyon içinde bir kişi mi? 300-500 federasyon çalışan bir kişi mi veriyor? Öyle olsa bile övünmem. Ki öyle olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Kendi başıma aldım demesinde hiç gerçekçi bulmuyorum. Çünkü şu anki olağan akışa aykırı söylediği. Yani düşünsenize, kendisi diyor ki bütün bu radikal, ya Cüneyt Çakır gibi, Fırat Aydınus gibi bir sürü diğer büyük isimler, ben bunların hiçbirini tanımam. Sayın Başkan. Benim hayatımda iki tane hakemle görüşmem oldu. Birini sonra açıklayacağım. Biri de bizim maçımızda bir oyuncumuzla maç oynanırken bir hakem, ya sen niye bu kaosa döndün gibi laf ediyor oyuncumuza. Akıl tutulması. Bir öyle bir iki dakikalık konuşmam oldu. Onun dışında zaten ben hakemleri tanımam, bilmem. Ama bu süreçte çok fazla sistemin nasıl çalıştığını tanıma imkanımız oldu. Yani Fırat Aydınus'a gidiyorsun diyorsun. Hani dinlendirmenin sebebi ben değilim diyorsun. Ondan sonra bu kadar büyük değişimi ben yaptım tek başıma. Yani bir yerde tutarsız. Bitti mi? Sayın Başkan, Independent Türkçe Okan Can. Yayın ihalesiyle ilgili fikrinizi alacaktım. En son teklif 100 milyon dolara kadar düştü. 5 yıl önce 500 milyon dolarla başlamıştı bu ihale. Buradaki kulüp olarak tavrınız nasıl olacak? İkinci sorumsa 20 yıldır 14 MHK başkanı değişmiş, 9 tane federasyon başkanı ama sistem hala sürekli sorun üretiyor. Buradaki yapısal açıdan revizyon veya hani yeni bir model öneriniz var mı? %50'si delegasyonun yine Süper Lig kulüplerine ait. Yani yine kulüpler yönetiyor aslında. Buradaki öneriniz nedir? Yani
hepimizin bir reforma ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Burada yani bazı ülkelerde biliyorsunuz kendi bütçesini yapan, tamamen kendi başına özerk olan federasyonlar ya kulüplerden belli bir pay olan bir sistem üzerine oluyor. Bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil. Sistem öyle bir sistem olmalı ki art niyeti de engelleyebilecek veya minimize edebilecek bir sistem olması lazım. Biz bağımsızlık diyoruz. Onlar adamları fiziken Rive'ye geri getiriyorlar. Sonra geri gönderdiler. Dolayısıyla dirayet varsa, irade varsa kolay bunu yapmak. Çok çok kolay. Ama şu anki sistemle olmaz. Dolayısıyla yapayım sisteme gitmemiz gerekiyor. Yapısal revizyon sistemi. İşte David Allen'in yapacağı, vereceği rapor da bunu yapacaktı. Uygulama aşaması içinde tutulması gerektiğini kulüpler ısrar etti. İnşallah uygulama aşamasına tuttu. Çünkü bu kişiye biz çalışırken iki ayrı federasyondan da teklif vardı. Bizde olup olmayacağını zaman gösterecek. Yayın ihalesi. Gelinen nokta tabii üzücü. Ama bugün gelinen nokta değil. 4 senedir geldiğimiz nokta üzücü. 4 senede 400 milyon euroya yakın indirim yapıldı. Şimdi bin çıkıp diyor ya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun en büyük sorumluluğu kulüplerin menfaatlerini korumak. Öyle bir açıklama yaptılar değil mi? 4 senede bu indirimleri yaparken federasyon sorumluluğu bu değildi bizim menfaatlerimiz. O zaman hiç bunu sorgulamadılar. Şimdi mi sorguluyorlar? Biz yayıncı kuruluşta ciddi sıkıntılarımız var. Zaten yayıncı kuruluş ihale şartnamesinin hiçbir şartına uymayan teklifler verdi. Teminatından kırılımlara kadar olan süreçte. Dolar vermesi gereken yere TL. Yani pek ciddiye almadığını veya yani ben böyleyim bir laf vardır. My way or the highway. Ya benim yöntemlerim ya da bana ne yaklaşım için. Hayretler içinde neresindeyiz. Bence Türkiye Futbol Federasyonu doğru, şimdilik geldiğimiz noktada doğru yolu seçti. Biz bunu alttan kalkarız. Her gün ölmektense bir kere ölürüz. Bir şekilde geride sağda kalanlarla bu işi bir noktaya getiririz. 200 sene sonra zaten çok daha iyi bir konuma gelir. Hem ülke ekonomisi hem ülke futbolu. Buna ben inanıyorum ciddi anlamda. Fenerbahçe Spor Kulübü 4 sene ve 41 milyon dolar alırken yayından bu rakam 14'e indi. 41 milyon dolardan 14'e indi. Bunun için iki sebep var. Ve bütün kulüplerde aşağı yukarı 3'te 1'i, 4 senede 3'te 1'i iniyor. İki sebep var. Türk liramızın değer kaybetmesi. Bir de mütemadiyen yayıncı kuruluşa verilen indirimler. Şimdi indirimler bizim kontrolümüzde olan konu. TL bizim kontrolümüzde olan konu değil. Ama 41 milyon dolar nereye? 14 milyon dolar nereye? Ve Sayın Ağol da zaten ona değiniyordu. Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için. Çok haklıydı orada. İnşallah el birliğiyle bunu çözeriz. Ama biz bir orta yolunu buluruz. Hiç merak etmeyin. Evet. Ali Harus'tan Maçkulik. Buradayım. Yaşanan hakem gelişmelerinin ardından yabancı hakem konusu gündeme gelirse Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda düşünceleri nelerdir? Lehte oy veririz. Lehte oy veririz. Şahsen prensip olarak, ilke olarak karşı gelmeme rağmen bu gelinen nokta gidecek. Yani içinden olabilecek bir nokta değil. Şu an olduğumuz nokta. Ahmet Selim Kul, A-Spor Başkanım buradayım. Türk futbolu ile ilgili, hakem camiası ile ilgili birçok sorunu resmettiniz. Birçok sistemdeki defoları aktardınız. Ben çözüm noktasında, siz de tarzınızı değiştirmeyeceğinizi de söylediniz. Çözüm noktasında bundan sonra Fenerbahçe nasıl bir tavır içerisinde olacak? Tüm bu anlattıklarınızın çözülmesi anlamında biraz daha hani olan durumu anlattınız. Çözüm noktasında neler göreceğiz adım olarak? Onları sormak isterim. Şimdi yayın ihalesiyle ilgili kulüp olarak zaten komisyondayız. Orada katkı vermeye çalışıyoruz. Hakemler, hakem müessesesi, danışman tutulması, yeniden yapılan o konularda çok aktifiz. Ama şöyle bir durum var. Federasyonun kulüplere olan yaklaşımı enteresan.
Bazen diyorsun ki ya bu tamam işte böyle federasyona ihtiyacımız var. Tam bir stratejik ortak. Aynı şarkıyı söylüyoruz, aynı hedef odaklandık. Sonra bir bakıyorsun benzer çok önemli konularda sanki yok hükmündeymişsiniz gibi. Şimdi David Ali ile bir proje yapıyoruz. Öbür tarafta bu kadar radikal bir şey. Bizim haberimiz yok. Ha şunu da söyleyeceğim size. Şöyle bir şey de kulüpler istedi. Kulüpler liste verdi. Bu böyle değil. Ben bunu bekliyorum. Nereye çıkartacaklar bunu? Ona da vereceğim cevaplar var. Onun için birkaç gün içinde yine görüşeceğiz dedim sizinle. O algıyı da yaratmaya çalışmasınlar lütfen. Böyle bir şeyler zamanında ortaya isimler atıldı, edildi. Serdar Tatlı döneminde daha sezon başıydı. Eylül-Ekim'de. Sonra orada noktada hiçbir yere gidilmedi. Bir daha da konuşulmadı. Ha, arka planda bazı kulüpler gidip listeler hazırlayıp federasyonla böyle bir şey yapıyorsa ben bilemem. Biz o değiliz. Başka kulüplerin yaptığını sanmıyorum. Sanmak da istemiyorum. Çünkü bununla ilgili de bir sürü bilgiler geliyor. Ben bunu kabullenemiyorum. Kabullenmek istemiyorum. Şimdi işte geçen hafta Avrupa Kulüpler bir toplantısındaydık. O 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke Türkiye. %36. Sürenin %36'sı 21 yaş altına en az süre veren ülke Türkiye. %4. %4. Şimdi bir ülkeler, şimdi o rapor gelecek, onu da paylaşacağım hepinizle. Karşılaştırma raporu. Bakın arkadaşlar, inceleyin. Siz de bir katkı verin geleceğin inşa edilmesine. O yüzden biz samimi gördüğümüz, niyetini iyi bulduğumuz ve gerçekten çözüm arayan her türlü çalışmanın içine gireriz. Bakın biz yayıncı kuruluşun içinde olmamızın bize de maliyeti çok büyük. Ama havuz olmalı ki bütün sistem ilerlesin. Fenerbahçe çok rahatlıkla 30-35 milyon euroya veya dolara kendi şeyini satabilir. Kendi maçlarını. Çok rahatlıkla. Şu an 14 alıyoruz dedim. 41 alıyorduk zamanında. Ama biz felsefe olarak buna karşıyız. Kanun ne derse desin. Felsefe olarak karşılıyız. Topyekun gelişmemiz lazım ki Anadolu kulüpleri ki artık o noktaya da geliyorlar. Çetin rekabet içinde olmalı ki sistemin bütünü gelişsin. Daha kaliteli olsun. Ama her şeyimiz yerlerde. Yani finansımız yerlerde, kalitemiz yerlerde, Avrupa performansımız yerlerde. Milli takım bir nebze daha az, inşallah onlar kalırlar. En yaşlı ligiz, en az genç oynatanız. Hep bunları söylüyorum. Yani bunları giderecek yollar belli. Bunlardan bir tanesi de altyapıya, özüne yatırım yapmak. İnşallah şu onay süreçte biterse birkaç haftaya da veya bir ay içinde de sizlere Fenerbahçe'nin geleceğinin teminat alan bir projeyi paylaşacağız. Göreceksiniz bu projede aynı bu stadın olduğu gibi zamanında Fenerbahçe'nin emeği ve teriyle yapılan, ekonominin de pek iyi olmadığı zamanlarda örnek olan bu stadın, şimdi ya stad değil mi? Tesis oldu, çok iyiyiz. Avrupa'da enlerden biriyiz. Bu nasıl emsal olduysa bizim yapacağımız, geleceğimize yapacağımız bu yatırımda göreceksiniz büyük bir dönüşüme emsal olacaktır. Sansürsüz Futbol ve Radyo Gol, Elis Buse Araç. Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı tazminat davasının ilk duruşması dün Ankara'da gerçekleşecekti. Fakat duruşma iptal oldu. Gerekçesi nedir? Senden mikrofonu alalım lütfen. Fethi Bey'e verelim. Bildiğiniz üzere TFF'ye açtığımız tazminat davasının bize haksız yere men ettikleri karardan ötürü uğradığımız zararlara istinaden açtığımız tazminat davasının duruşması dündü. 10 Mart. Bu sene başında 3 Ocak'ta mahkeme tensip zaptını bizlere tebliğ etmişti taraflara. Temsil zaptındaki bir küçük bir maddi hatadan dolayı TFF dünden önceki akşam bir gece önce reddi hakim talebinde bulundu. Bu usulümüze, hukuka, hukukla usulle anlam verilebilecek, açıklanabilecek bir davranış değil. Bunun arkasında neler olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama kimseyi buradan
kimse, hiçbir şahsı, hiçbir kurumu töhmet altında da bırakmak istemiyorum. Yalnız şurada bunu şunu ifade etmek istiyorum. Bu tip hukuki gerekçesi olmayan, usulün arkasına sığınarak süreci uzatmaya yönelik davranışların adaleti yaralayacağına inanıyorum. Biz nasıl sözleşke davasında olduğu gibi, nasıl kumpas davasında olduğu gibi bu davada da adaletin peşinden koşturacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Adalet topal da olsa her yere kaç, gideceği yere varacaktır. Ben bu görüşteyim. Teşekkür ediyorum. Evet, son soruyu alalım. Lig Radyo, Cüneyt Kaşeler. Dün MHK Başkanı'nın açıklamalarında sizin de belirttiğiniz gibi dehşet verici bence bir ifadeler vardı. O özellikle sizin belirttiğiniz hür karar verme. Hangi noktada karar verdiler bu hakemlerin acaba hür maç yönetmediğine? Yani yönetmemişler mi acaba hür? Bunları soracak mısınız? Yani mesela Fenerbahçe taraftarı eminim şunu soruyor. Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi bir şey değişmediği takdirde nasıl bir aksiyon alacak? Çünkü bunlar çok ciddi konular ve bence bütün kulüpler birliğini ilgilendiriyor. Herkesi töhmet altında bırakıyor bu açıklamalar. Diğer sorum da şu, siz biraz değindiniz ama Türk futbolu hala dibe vurmadı mı? Çünkü dibe vurunca yükselme umudu olur diye bekliyoruz hepimiz. Mesela siz çok büyük iş anlaşmalarına imza atıyorsunuz dünyada Koç Holding olarak. Oralarda böyle ortamlar oluştuğunda ben eminim o ortamlardan çıkıyordur holding olarak o iş kolunda. Çünkü rekabet olmaz. Yani futbol bunun dışındadır diyemeyelim. Çünkü Türkiye'de Koç Holding, Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri, iş yapıyor. Demek ki Türkiye'de işler hukuka uygun da davranılabiliyor. Ama futbolda bu böyle değilse ne olacak? Sizin girdiğinizde, Fenerbahçe başkanı olduğunuzda bunun değişiminin umudu vardı ama şu an geldiğimiz noktada siz de, tırnak içinde söylüyorum, bizim gibi umutsuzsunuz gibi hissediyorum. Ben öyle olmadığını söyleseniz bile. Teşekkür ederim. Hiç olmazsa parçası değilim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında çözümde aslında radikal hamlelerle olur. Şimdi bir taraftan özellik bağımsız olması lazım diyoruz ama olmuyor. Biliyorsunuz ülkemizin başında aslında futbolculuk kariyerinden gelen bir lider var. Spora çok önem veren bir siyaset anlayışı var. Devlet anlayışı var. Çok yatırım yapılıyor. Ve ileride bunlar da meyvesini verecek diye düşünüyorum. Ama yani utanarak bunu söylüyorum. Sonuç veremeyeceğini bilmiyorum ama hiç olmazsa kanamayı durduracağına inanıyorum. Yani birilerinin tepeden gelip futbol paydaşını birilerinin sistemi silkeleyip o veya bu şekilde kendi günlük gelip yönetmesi demiyorum. O veya bu şekilde artık bu işin böyle gidemeyeceğini, topluma zarar verdiğini, ülkeye zarar verdiğini hatırlatıp baştan aşağı yeni insanlarla tekrar geleceğimizi dizayn etmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Ben demin bir hata yaptım. Çaykur Rize-Adana Demir maçı 1-1 bitti dedim. O maçı Adana Demirspor 3-1 kazanmış. Onu da üzülerek düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi Cüneyt Bey, yeter ki irade olsun, istek olsun ve samimi olsun. Her şey çok kısa zamanda gerçekleştirilir. Şimdi biz emin değiliz. Kalan hakemlerlerinde, giden hakemlerinde çoğuna sorunumuz olan takımlardan biriyiz. Sorunu olan takımlardan biriyiz. Bu yeniden yapılanmasında hakemlik müessesesinde zaten radikal bir şeyler olacaktı. Ama böyle bir gece çıkan değil, adım adım takvimle belirlenmiş, ne yapılacağı önceliklendirmiş bir proje kapsamında olacaktı. Şimdi o kadar rahatsız verici bir şekilde oldu ki belki haklılar, haklılıktan anlatabilseler ki bana göre değiller. Ama yapmak istedikleri öyle bir tahribat yaptı ki
Yani 3 Temmuz Türk futbolu nasıl Tayyip Bey yaptıysa, bu son dönemde hakemlik müessesinde yani yaşananlar bence benzer seviyede olmasa da çok ciddi tahribat yapmaktadır. İşin umut verici tarafı aslında bu sistemi düzeltmek için 300-500 kişiden bahsediyoruz. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu yapılabilir. Belçika'nın nasıl düzeldiğini David Eller'e gelip ben bilmiyordum mesela. Belçika'da inanılmaz kötü bir hakem sorunu olduğunu 2010 yılına kadar. Şimdi Belçika'yı nasıl biliyoruz? Küçücük ülke, dünya devi, müthiş futbolcular çıkıyor, futbol işliyor, ekonomisi iyi vesaire vesaire. 10 sene evveline kadar çok kötüymüş hakemlik sistemi. Hatta dışarıdan hakem mi getiriyor? Onu öyle bir şey söyledim bilmiyorum. Ama 63 tane, 63. Şimdi bu değişimde samimi olup olunmayacağını şeyde göreceğiz. David Eller Bey'in önerileri geldiği zaman bakalım ne kadar uygulayacaklar. Uygulamak isteyecekler. Aslında bizim arzu ettiğimiz sistemi uygulayabilseler onların da başları rahat edecek. Şimdi başında neyle başladık? Tecrübe mi? Tecrübesizlik mi? Acemilik mi? Liyakatsızlık mı? Yoksa güç değerlenmesi mi? Çünkü kör göze parmak, hepinizin rahatsız olduğu o kadar çok şey var. Kendinizi hepiniz ifade ediyorsunuz. Olacak iş değil diyorsun. Sen bu işin içinde yıllarcasın. Farklı gözle bakan arkadaşlarımızdan birisin. Herhalde sen de bunları daha evvel görmedin. Gördünüz mü bilmiyorum. 90'ların başında da biraz manipülasyon var. Bu seviyede değildi. Yani hakemler şu an hafta sonu maçı, yönetici maçı düşünmüyor. Bambaşka şeyi düşünüyorlar. Peki ben sana bir adım daha öteye gideyim. Mete Kalkavan gibi birkaç arkadaş daha. 5 kişi daha gitti. Ne yapacağız? 6000 küsur hakemimiz varmış. Alttan geliyorlar. Gelsinler. Yeni gelenlere de yolunu aç, önünü açmamız lazım. Hakemler kendilerini müessesenin üstünde görüyor. Ne demek? Ne zamandır görüyorlar? Müessesenin üstünde görmek maç sonuçlarını etkiliyor mu? Çünkü bir maç sonucu etkilesen sonuçta lig sonucunu etkiliyor durumdasın. İki türlü maç etkilenir. Bir bahis için, bir de başarı için veya kümede kalmak için. Dolayısıyla bu arkadaşların da vicdanları rahatlamaları için doğru düzgün. Ben tatmin olmadım dün. Siz tatmin oldunuz mu? Bırakın tatmin olmayı, daha da büyük kuşkuya kapıldım. Ki ilk 15 dakika sıkıştırıldı. Sonra biraz frene bastılar. O da niye nasıl bastılar? Ha? Biz bugün yayıncıyla sıkıntı yaşıyoruz. Merkez Başkanı yayıncının kanalına çıkıyor. Yani o kadar çok sorgulayabileceğiniz konu var ki. Neyse. Bunu burada bırakalım. Tez zamanda tekrar buluşacağız. Bir saniye. İkinci randa geçin. Bir beyefendi var arkada. Seni bir park edelim oraya. Sen bir sor. Levent Yavuz Spor TV. Başkanım, şimdi sosyal medyada bu Trabzonspor'la ilgili söylediğiniz şeyler de çok tartışılmaya başlandı. Ne söyledim ya? Şampiyonluğu işte açık ara hak ettiler gibi şeyler söylediniz ya. Hani, ya oynadığı futbolu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sizin bu sene iki tane önemli basının karşısına çıkışınız Trabzon maçı sonrası oldu. Yani iki Trabzon maçında belki hakem kararları doğru olsa bugün Trabzonspor'la 10 puan daha düşük olacaktı fark. Birçok maçlarda böyle hakem hataları oldu. Yani bana biraz çelişkili geliyor bu durum. Yani alt taraftakiler isyanlar. Hangi durum çelişkili geliyor? Yani hani siz diyorsunuz ki lig şaibi altında ama Trabzon hak etti diyorsunuz. Biraz burada. Ben hak etti demiyorum. Trabzonspor bu sene özelinde diğer takımlardan daha iyi top oynuyor diyorum. Nesi çelişkili? Yani Ahmet, sosyal medyaya göre hayatımızı yönlendiremeyiz. Yönlendirseydik zaten çok farklı yerde olurduk şimdi. Doğruya doğru diyebilmen lazım. İyiye iyi, kötüye kötü diyebilmen lazım. Ha, bu noktaya kadar gelenleri de konuşuruz sonra. Eminim bir gün o günler de gelecek. Şimdi yok artık. En şık sen giyindiğin için hak ediyorsun mikrofonu. Eskiden nasıl gelinirdi böyle toplantılara? Eskiden daha farklıymış. Dönemle beraber değişiyor. İki sorum olacak başkanım kısa kısa. Bir, ilk Trabzonspor maçı sonrası
süreci doğru yönetemedik dediniz. Kendimizle ilgili süreci. Evet evet, ondan bahsediyorum. Bu havalimanında yaptığınız konuşmadan, o megafon olayı çok eleştirildi, ondan pişman mısınız? Daha farklı şeyler planlar mıydınız bugünkü? Yok, ben yönetemedik düşünceyle. Dediğimiz o değil. Yönetemediğimiz, girdiğimiz türbülanstan takımı çıkartamadık. Peki. Ve çok fazla uzun kaldık o türbülansta. Peki. İkincisi de hakemlerin bile tavır aldığı MHK'ya karşı siz ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz? Yani istifa etmeleri için. İstifa daha ne diyeyim ya? Hayır hayır, bir saniye. Bir tokatlamadım kaldı. Tamam, daha ne diyebilirim? İstifa etmeleri için siz ve Kulüpler Birliği'ndeki diğer unsurlar hep beraber bir tavır alacak mısınız? Yani açıkça istifa bekleniyor. Yani bu şekilde mu giderse sistem, mesela kulüpleri nasıl ayrıştırabilirsin? Doğu kulüpleri, Batı kulüpleri, ne bileyim yani kulüpleri, şampiyon olan kulüpler, olmayan kulüpler. Mesela şimdi öyle bir noktaya gidiyoruz ki federasyona yakın olan, yakın olmayan kulüpler dedi bir ayrım yapabilir noktasına geldik. Dolayısıyla ben daha ne diyeyim ki? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsil ediyorum. Kulüpleri temsil etmiyorum. Federasyonu da temsil etmiyorum. Türk futbolunda patronu değilim. Bence sen buradan çıkınca başka kulüplere ara. Siz niye tepki vermiyorsunuz diye bu gidişata? Bana daha fazla ne yapacaksınız diye sormaktansa. Sports TV. Var mı başka? Bitti değil mi? Sen bir şey soracaktın İrfan. Mikrofona sorarsan televizyonda alsın. Merhaba. Başkanlığı atandığı zaman aslında profili belli. Daha önce mahkeme kararları da var. Mahkeme kararlarında tabii biraz uygunsuz şeyler de geçiyor. Kulüpler buna itiraz etti mi atamayla ilgili? Herhangi bir itiraz oldu mu? Kulüpler Birliği'nde bu görüşüldü mü? Sizin itirazınız yani bu isimlerden çıktı dendi. Olabilecek soru işaretleri, konular gündeme getirildi. Ama dediğim gibi federasyon işine geldiği zaman hiç kulüplere demeden bu dostlama yürüyor. İşine geldiği zaman da biz kulüplerle karar verdik bunu diyor. Ben şahsen bu ismin nereden tespit edildiğini, kimin öne sürdüğünü, mesela biz de ilk tanıştığımızda Nihat Bey'i tanımıyorum ben demişti aday sürecine kadar. Bilemiyorsun ki. Ama yani Ferhat Bey'de haksızlık yapmayalım. Yani ben tecrübesini vesaire vesaire sorguluyorum ama sonuçta tecrübesi ortadaydı. Silah dayayıp gelmedi pozisyona. Pozisyona getirenlere bir sormak lazım. Hangi niyetle, hangi amaçta? Sor tabii. Başkanım, şimdi ben Milli Gazete'ye ilham yetiş. Teknik direktör konusu ne zaman konuşacağız? Zamanı gelince. Zaman ne zaman? İşte yani, o zaman. Bu konuda bir an önce biz de bilgi almak istiyoruz, o yüzden soruyorum. Zamanı gelince bilgi vereceğiz. Tamam başkanım, teşekkürler. Sandığından erken de olabilir. Sports TV bir soru sormuştu. Başkanım, Sports TV, Levent Yavuz. Euroleague'in Rus takımları için almış olduğu kararı nasıl yorumlamak istersiniz? Sonuçta Fenerbahçe Beko oynadığı 3 maçı da kazanmıştı Rus takımlarına karşı. Sizin görüşünüz nasıl olur? Bir geri dönüş olabilir mi? Demin şanstan bahsediyorduk, hatırlıyor musun? Şimdi UEFA Finansal Fair Play, ki biz bir parçasıyız ne yazık ki. 2020-2021 sezon yılları çok kötü geçtiği için Covid vesilesiyle genelde 3 yıl geriye gidip sayar, hesaplar. O 2 yılı 1 yıl yapıyor. Tamam mı? Dolayısıyla 2017-18 sezonunu da dahil ediyor. Pardon. 2018-10. Biz 18'de geldik. Tabii 2017-18'de. Yani şunu demek istiyorum. 4 sene geriye gidiyor. O bizde 4. sene eksi 57 milyon euro mu ne? Halbuki 3 sene çok daha iyi. Bizim 3 senemize baksa, ki öyle telkinde bulunuyoruz, biz çok rahatlayacağız. Şimdi kulüpler lehine yapılmış bir uygulama bizim aleyhimize işledi burada. Şimdi Eurolig'e dönersek orada da şanssızız. O veya bu nedenle ne yazık ki savaş çıktı. Allah oradaki herkese güç, kuvvet versin ve bu işi bir an evvel bitirsin. Ama bir karar alınıyor. Biz 3 maçımızı kazanmışız Ruslara karşı. Bu kararda yine biz olumsuz etkileniyoruz.
Bir alternatif vardı. İkinci alternatifi biz sunduk. Birinci alternatif Ruslarla yapılan bütün maçlar sayılmasın. Bu kadar emek var. Masraf var. Çaba var. Bize dedik ki NBA modeline ikinci bir alternatif yapalım. O ikinci alternatifte NBA'deki gibi kazanma yüzdesi. Maçlar sayılsın. Olduğumuz noktada yüzdeler hesaplansın. Ona göre sıralama yapılsın. Oylamaya tabi tutuldu. EuroLeague hissedarı 13 kulüp var biliyorsunuz. Bunların ikisi Türk. Ve 7-6 bitti. Ve Efes'ten rica etmemize rağmen ki onlar için pek bir şey değişmiyordu. Şimdi Efes beni hayretlere düşürüyor. Ve Tuncay Bey'e bir mektup yazacağım. O mektubu da kamuoyuyla paylaşacağım. Çünkü bu ilk değil. Üçüncü olay, hadise, hayretlere düşüren. Bunları paylaşınca siz de hayretle düşüreceksiniz. Ben iyi tanıdığımı zannederdim. Demek ki tanımıyormuşum. Ama yani çok ayıp ettiler. Yani bu kadar bir Fenerbahçe kompleksi, nefreti olduklarını bilmiyordum. Kendisinden de ricada da bulunmuştum. Ben yazacağım mektubu da kamuoyuyla paylaşacağım. Daha iyi anlarsınız. Ama burada tercih edilen yöntem 7-6 maçların hiç sayılmaması. O da bize çok zarar verdi. Ama mücadeleye devam. Sayın Başkan, bir şey söyleyeyim. Döviz kurlarından EuroLeague'de bütçe düşmesi var mı planınızda? Döviz kurlarında her yerde bütçe düşmesi var. Kadın basketbolda Final Four'a kaldığımızı tebrik ettiğiniz için teşekkür ederim. Yok, çok zorlanıyoruz ama yani amatör demeyeyim de. Biz bir şekilde erkek basketbol takımı o kaynağı bulmak zorundayız. EuroLeague lisansımız var. 15 bin kişilik salonumuz var. Ve Avrupa'nın marka takımlarından biriyiz. Bizim 3 milyon, 4 milyon bütçelerle gitme lüksümüz yok. Ha, 35-40'a da çıkma yok artık. 20-22 bantlarında tutup bu işi götürmek zorundayız. Ama divan konuda da söylediğim gibi Fenerbahçe öyle veya bu şekilde bir şekilde kaynak buluyor bu takımlara. Ve hiçbir takımımız şampiyonluk hedefinden sapmadan mücadeleni götürüyor. Vizyon küçültmedik. Ama her geçen gün zorlaşıyor bizler için. Burada da tek bir çözüm var. Bak, bunu da savunuyorum. Legal bahis 100 milyar liralara geldi. Her geçen gün büyüyor. Devletimiz doğru adımları attı. Yani 2 sene evvel 12 idi bu rakam. İllegalde 60 küsur filandı. Yani geldiğimiz noktada biz diyoruz ki %4,5'a çıkarın. Eskisi olduğu gibi kulüplerin alacağı oranları. Şimdi %45. Bu zaten hem yeniden yapılandırma için ihtiyaç duyulan nakit ihtiyacını karşılayabilir. Hem de kulüplerin sağlıklı bir şekilde rekabet etmelerini sağlayacak yegane çözüm olarak görüyorum. İnşallah gerçekleşir. Sayın Başkanım, %4,5 mu? %4,5'un onda birine. Bravo. Şu an %45 dediniz ya. Hayır, şu an %45. 4,5 olması lazım diyorum. Bir daha söyleyeyim istiyorsan. Eskiden pasta küçükken %4,5 alan kulüpler pasta büyüyünce bugün %45 alıyorlar. Anlaşamadık. Şimdi çizip versene, çizip. 10 misli, evet. Gayet normal değerlendiriyorum. Çünkü CSK Moskova 13 hissedardan biri. Yani hissedarlığını kaybetmedi. Ama hissedar, yani yönetim kuruluna bugün İrfan sen oy verme, sakallı gelmişin denmiyor. Yönetim kurulu üyesinden oy verme hakkın varsa oy veriyorsun. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah en objektif şekilde yansıtırsınız. Çünkü benim söylediklerimi çürütmek için çok mücadele şimdiden başlamıştır eminim ki.